Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Aziz dinin muhterem mensupları, hac seminerimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Rabbimiz nasip ederse bu bölümümüzde hac nasıl yapılır? Haccın rükünleri nelerdir, vacipleri nelerdir, sünnetleri nelerdir, nasıl yapılır? Hepsini teker teker detaylı bir vaziyette anlatmaya çalışacağız inşallah. Bir önceki videomuzda hacca hafif de olsa girmiştik, tanımını yapmış, çeşitlerini saymıştık. Ama şöyle bir hatırlamakta fayda var. Hac nedir? Kelime olarak kastetmek, ziyaret etmek, yönelmek demektir. Dinen, ıslahi manasına bakılacak olursa, İmkanı olan Müslümanların belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli dini görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Tabi haccın da çeşitleri var demiştik bir önceki bölümde de. Üç çeşit hac vardır. Hacc-ı ifrat, hacc-ı kıran ve hacc-ı temettü. Bunlara kısaca tanımlamak gerekirse ifrat hacı umresiz yapılan ve kurban kesilmeyen haçtır. Kıran haccı ise tek ihramla hem umre hem de haç yapılıp ve kurban kesilen haçtır. Temettü haccı ise iki ihramla. Birinci ihramla umre, ikinci ihramla haç ve sonra da kurban kesilerek yapılan haçtır. Sevgili kardeşlerim, ifa edilişine göre bu üç çeşit haçtan Türkiye'deki hacılarımızın büyük çoğunluğu, %90 gibi bir rakamı temettü hacı yapar. Bunun için de biz size bugün temettü hacını anlatmaya çalışacağız ama kıran hacıyla veya ifrat hacıyla çok fazla farklılıkları yoktur. Farklılığını aslında ifade ettik biraz el çeşitleri izah ederken. Peki bu hac nasıl bir ibadettir? Kesinlikle haccın meşakkati tabii ki umreden daha fazladır. Bakın bu krokide gördüğünüz gibi haçta sadece Kabe tavafı yoktur, say yoktur. Bunun yanında Mina vardır, Arafat vardır, Müzdelife vardır, şeytan taşlama vardır, kurban vardır. Yani bu ibadet asıl itibariyle başlı başına gerçekten hem yorucu ama bir o kadar da zevkli ve çok sevabı olan, kabul olan bir haccın da sonunda Allah Azze ve Celle bizim bağışlanmadık bir günahımızı bırakmıyor. Sevgili dostlar, güzel insanlar, haccın yapılışının adım adım baktığımız zaman bakınız 11 maddede toplamışız ki 11 maddeyi inşallah detaylandırarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Siz bunların bazılarını farkında bile olamayacaksınız. Neden? Çünkü öyle günleriniz geçecek ki oralarda Allah nasip ederse Rabbim herkese nasip eylesin. Bu ibadetin her bir adımı sizi daha çok heyecanlandıracak Allah'ın izniyle. Sevgili dostlar, güzel insanlar, işte bu anlamda biz bu detaylı seminerimizi sonuna kadar sabırla izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Temettü haccında özellikle ve özellikle din görevlilerine şöyle bir tabloyu tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü hacımız Allah korusun bazı hatalar yapmış olabilir hacımızı iyice kontrol altında tutabilmemiz için. Ama diyelim ki hocamız böyle bir şey yapmadı. Biz böyle bir tabloyu oluşturup ihrama girdi. Çarp atacağız kendimize. Eşimiz de varsa eşimizi de yazalım. Yani biz bunu da kendimiz de yapabiliriz. Yaptın mı yapmadın mı? Hani haccımız Allah korusun eksik olmasın. Cezası varsa cezasını da hemen orada ödeyebileyim. Veya kurbansa kurbanımı keseyim. Sadaka ise sadakamı vereyim. Oruçsa orucumu tutayım. Ve öylece bu hacımı tam yapayım hesabıyla böyle bir tablonun yapılması elzemdir. Nitekim bakınız umreye girdi, umre tavafını yaptı, umre sayını yaptı, tıraş oldu, ihramdan çıktı. Temettü hacında bu var ya. Sonra hac için tekrardan ihrama girdi. Birinci gün Müzdelife, Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mina'ya geldi. Büyük şeytanı taşladı. İkinci günü bu şeytan taşlamadan sonra kurbanı kesildi ve tıraş olup ihramdan çıktı. Ziyaret tavafını yaptı. Haccın sayini yaptı.
İkinci günü şeytan taşlamayı yaptı. Üçüncü günü şeytan taşlamasını yaptı ve veda tavafını da yaptı diyerek, bunlar çünkü en önemli maddelerdir. Bu maddeleri yapıp yapmadığınızı teker teker buraya işaretleyerek, böylece sizler de kendi ibadetlerinizi eksik yapıp yapmadığınızı anlama imkanına sahip olursunuz. Ama hocalarımız zaten böyle bir şeyi mutlaka yapacaklardır ve sizi takip edeceklerdir. Ola ki takip etmiyorlarsa, hani bazen duyuyoruz, öyle ilgilenmeyen kardeşlerimiz olabiliyor, hoca arkadaşlarımız. Böyle bir durumda siz kendinizi korumaya alın. Bu semineri izlemekten dolayı da mutlu olacaksınız zaten. Sevgili kardeşlerim, temettü haccı nedir öyleyse? Detaylı bir vaziyette anlatmaya çalışırsak, hac mevsimi içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince yeniden ihrama girip hac yapma ibadetidir. Ve bu hacın adına da temettü haccı deniyor. Tabii onun için önce bir umre yapılması gerekiyor. Umreyi bir önceki videomuzda detaylı bir vaziyette anlattık. Farzı var, umrenin vacibi var. Yani ihrama girmişiz, mesela diyelim ki Türkiye'den gidiyoruz, belki Cidde'ye gidiyoruz veya Medine'ye gittik, Medine'de kaldık 3-4 gün, 5 gün her neyse, sonra Medine'den ihrama girdik, gidiyoruz. Eğer Türkiye'den Cidde'ye gidiyorsa direkt buradan havaalanından ihramımızı giyip havaalanından çıkıp uçtuktan sonra havadayken de telbiyemizi ve niyetimizi yapar. Böylece ihrama gireriz ve sonra da gidip umremizi yaparız. Temettü haccı yapanın umresi vardır çünkü. İşte o umrenin farzı vardır, vacibi vardır. Umrenin farzını anlatmıştık. İhrama girmek ve Kabe'yi tavaf etmektir. Zaten ihrama girdik, Kabe'yi tavaf ettik, arkasından vacibi olan sayı yaptık, sonra da tıraş olduk ve böylece ihramdan çıkabiliriz. Yani temettü haccımızın umresini yapmış olduk. Bunun arasında peki umreler yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz, hiçbir sakıncası yok. Fakat bolca tavaf yapmaya tavsiye ediyoruz, yine altını çizerek. İlk gittiğimiz zaman eğer erken gitmişsek umreler yapabiliriz. Çünkü sakinlik varken umre yapılabilir, tavafları daha bolca yapabiliriz. Son 10 günde zaten kendimizi fazla yormamayı her zaman biz hacılarımıza tavsiye ederiz. Neden? Çünkü Arafat var, Arafat meşakkattir ve bu anlamda Müzdelife var. Müzdelife'den ta Mina'ya kadar yürüme var, Mina'dan ta otelimize kadar yürüme var ki herkesin oteli hemen Mina'nın şeytan taşlama cemarat bölgesinde değil, Şişe bölgesinde veya hemen Şişe'nin yan tarafındaki Azziye'de değil. Onun için de böyle bir durumda çok yorgun olmaması lazım, dinç olması lazım. Son 10 günde ibadetleri azaltmaya başlayınız diyoruz biz, ama ibadet yapmayın anlamında değil. Yani günde 5 tavaf yapıyorsan 1 tavafa düşür. 5 vakit namazını tabii yine Kabe'de her zaman kıl. Bunu tavsiye ediyoruz. Değerli dostlar, güzel insanlar, Hanifilere göre birincisi şart, ikincisi rükündür. Şafilere göre ise tamamı rükün olduğunda ifade etmiş olalım. Peki umreyi nasıl yapacaktık? وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın buyuruyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bakara suresi 196. ayet-i kerimede. Onun için de bizim en önemli niyetimiz Allah için olmalı. Allah'ın rızası için olmalı. İkincisi de neydi kabulün şartı? Bir önceki seminerimizde anlatmıştık. Herhangi bir müminin kalbini kırmadan gelebilmek. İşte bu iki şart çok önemli. Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için yapmıyorsak o zaman bu ibadet zaten baştan kabul olunmayacağı belli olmuş demektir. Ziyaret etmek amacıyla belirli zamana bağlı olmaksızın temettü haccı için hac aylarında ihrama girerek Kabe'yi tavaf, sonra Safa Merve'yi arasında say yapıp sonra da tıraş olup ihramdan çıktığımız zaman böylece bu ibadeti, yani umremizi yapmış oluruz. Tabii aziz dostlar, güzel insanlar, bir önceki bölümde yine mikatı anlattık ama mikatı hatırlamak gerekir. Harem bölgesinde veya Mekke'ye, Mekke dışından gelenlerin ihrama girmeden geçemeyecekleri sınırları belirleyen noktalar var demiştik. Buna mikat denir demiştik. Şu buradaki şemamızda da görülmek üzere. Bu mikat yerleri Medine'den gelenler için Zulhuleyfe mesela, Cufe, Karnul Menazil, Yelemlem, Zatul Irk gibi.
doğrudan Mekke'ye giden hacılar havaalanlarında, Medine'ye giden hacılar ise Medine dışındaki Zülhuleyfe'de mikat mahallinde ihrama girerler. İhram namazlarını kılarlar ve ihrama girerler telbiyeleriyle ve niyetleriyle. İhram da örnekte olduğu gibi aynen böyledir. Kadınlar yüzleri hariç her tarafını örterler. Erkekler de iki parçadan oluşan, havludan oluşan, izar ve ridadan oluşan bu ihramı giyerler ve üzerlerinde dikişli elbise olmaz erkeklerin. Yani iç çamaşırı hiçbir şeyi bırakmazlar. Bunun detayını zaten bir önceki videomuzda anlatmıştık. Üzerlerinde kimlik, çanta gibi şeyleri getirmelerinde bir sakınca yoktur. Bu zarurettir. Mesela maske de kullanabilir. Bu da bir zarurettir. Dikişli olmasına rağmen yapabilir. Ayaklarındaki terlik ise erkekler için sadece bu. Kadınlar için pozitif, normal, hayatta giydikleri tesettürlü elbiselerini, çoraplarını giyebilirler. Ama erkeklerin önü ve arkası açık olan terlik giymek zorundadırlar. Ve sonra ne yapacak peki bu ihramı giydikten sonra? İki rekat ihram namazı kılmalıdır. Bu iki rekat ihram namazında birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresini okumak ki bu iki sureye İhlaseyn denilir. Bunları okumak müstahaptır, sevaptır yani. Bilmiyorsak da bu duaları en kısa zamanda öğrenelim. Çünkü tavaf namazında bunu okumak sünnettir. Sabah namazının sünnetinde okumak da sünnettir. Onun için de bunu öğrenmek noktasında gayretli olalım. Kafirun suresini genelde şaşırıyorum deyip insanlar ezberlemiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bu tembelliğimizi hacca niyet etmeden önce hemen atıverelim ve bunu öğrenelim. Bol bol dinleyelim. Bizim YouTube kanalımızda da kısa surelerin tamamı var. Kafirun suresi de var. Orada lütfen açın, dinleye 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 öğrenebilirsiniz. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Evet, ne yaptık? İki rekat ihram namazımızı kıldık ve arkasından telbiyemizi getireceğiz. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek dedikten sonra, telbiyemizi yaptıktan sonra, Allah'ım davetine icabet ediyorum, emrine boyun eğiyorum, bütün varlığımla sana teslim oldum, senin hiçbir ortağın yoktur diyerek biz bir adeta manifesto yayınlıyoruz. Yani ne yaptığımızı bilen birisi olduğumuzu iddia ediyoruz. Biz Allah Azze ve Celle'nin davetine icabet ettiğimizi, Allah'ın ve Resulünün misafiri olduğumuzu, farkında olduğumuzu bu ifadelerimizde zaten ifade etmiş oluyoruz. Hacı adayının bu telbiyeyi sürekli zaten okuması da sünnettir. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Telbiye ne zamana kadar söylenir? Kabe'yi görünceye kadar devam ederiz. Kabe'yi görünceye kadar sadece telbiye mi okuruz? Hayır, tekbir getiririz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Tehlil yaparız. Yani La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah tevhidi yaparız. Salavatlar, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed veya Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salavat-ı şerifeler çoktur biliyorsunuz. Veya Itr'in o güzel bestesi Allahümme salli ala diyerek salavat-ı şerifelerine de bolca yer yollarda tekrar etmek lazım. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bakın bu birçok şeyi içine alıyor. Tesbihi alıyor, tehlili alıyor, tekbiri alıyor içerisine. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bunu her kim ki her okuyuşunda Allah ona cennette bir ağaç diktirir diyor. Ağaç. Yani cennetimizde ormanımızı oluşturmak istiyorsak bolca bu tesbihatları yaparız. Ben bu konuda özellikle otobüste giderken ister Mekke'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye veya Cidde'den Mekke'ye veya Cidde'den Medine'ye giderken yolun kenarında trafik işaretleri gibi bazı yazılar görürsünüz. Subhanallah yazar, Allahu Ekber yazar, Elhamdülillah yazar veya La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazar. Buna benzer birçok tesbih, tehlil, telbiye gibi güzel sözleri bize hatırlatır. Der ki, yani normal trafik kurallarına uy, kaza yapmadan geleceğin şehre. Ama bunun yanında da ahiret levhaları diyorum ben onlara. Bu ahiret levhalarını da okuyarak bizatihi
boş geçirme. Otobüste vıdı vıdı yapıp dedikodu yapma. Dakikalarını, saniyelerini tamamını hayırla geçirmeye ve buradan ne kadar çok alabilirsen almaya çalış inşallah. Bir de şu var. Tavaflarda koro halinde söylemek hiç de hoş bir şey değildir. Bunu lütfen hocalarımız yapmasın, hacılarımız da istemesin. Ama şu yapılabilir. Aslında kulaklık sistemi gayet güzel. Keşke herkes onu kullanabilse. Ama kullanamıyorsa da hoca efendi duayı hafif bir sesle söyleyip diğerleri tekrar etmesine gerek yok. Amin demesi yeterlidir. Ha zaten kendimiz yapabiliyorsak da grupla yapmanıza da hiç gerek yok. Tek başına yapmak bütün ibadetleri tek başımıza veya eşimizle beraber veya bir arkadaşımızla beraber 3-4 kişilik bir grupla yapmak nere? Düşününüz ki 50-60 kişilik veya bazen 200 kişilik bir kafileyle beraber hareket etmek nere? Onun için de biz bu işleri biliyorsak kendi kendimize yapmamız hem hızlı yapmamızı sağlar, zamandan kayıp olmaz, hem de daha çok yapmayı ve daha kolay yapmayı, bizlere daha takvalı yapmayı nasip edecektir. İhramın vaciplerine gelecek olursak değerli dostlar, ihram mikatın sınırlarını ihramlı geçmek zorundayız. Bu vaciptir. Bunu bir önceki yine seminerimizde anlatmıştık. Zülhuleyfe bakın Medine, işte Yelemlem ta aşağısı. Şu bu gördüğünüz sarı armuta benzer bölgeyi ihramsız geçemeyiz. Burada ihrama girmek vaciptir. İhram yasaklarına uymak da vaciptir. Giyinme yasağı, koku sürme yasağı, saç ve tüy giderme yasağı, tırnak kesme yasağı, cinsel ilişki yasağı, kara hayvanlarını avlama yasağı. Bakın denizde geliyorsunuz, denizde avlanmak serbest. Neden? Çünkü orada yiyecek bulunamayabilir. Böyle bir durumda balık avlayabiliyorsunuz, ona müsaade ediyor ama karada müsaade etmiyor. Tedbirli olacaksın diyor, yiyeceğini yanında getireceksin. Bu tabii eski zamanlarda çok önemli bir uyarıydı. Bugün günümüzde kimsenin avcılık yapabilecek durumu da yok, zaten gerek de yok. Harem bitkilerini koparma yasağı gibi ihram yasaklarına da uymak vaciptir. İhramın sünnetleri nelerdir peki? İhramdan önce gerekli tıraşları olmak. Yani saç sakal deyince insanlar ne yazık ki sakala ustura vuruyorlar, efendim bıyıkları kesiyorlar. Hayır öyle değil. Kısaltmak, düzenlemek, tertiplemek asıldır. Çünkü sakalı bırakmak sünnettir. Bıyığınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız demiştir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Müslümanın kendi stili vardır, kendi giyim tarzı vardır, kendi şartlarını şartlara göre de değiştirme görevi vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken bıyığı uzun, sakalı kısaymış. Medine'ye gelince Yahudilerin de aynı şekilde sakal bıraktığını görünce Peygamberimiz onlara benzememek için bıyığınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız buyurmuştur. Yani buradan da anlıyoruz ki Müslüman bir tavır adamıdır. Kendi tavrını, kendi üslubunu, kendi giyim tarzını, şeklini, şimalini gösteren adamdır. Gidip de bir ecnebiye, bir Yahudiye, bir Hristiyana benzemez, benzeyemez, benzetemez kendisini. Bunu da antiparantez bir sosyal mesaj olarak vermiş olalım. Onun için de ihramdan önce gerekli tıraşları, koltuk altı, etek altı, bütün tıraşlarımızı olmak, gusül almak, erkeklerin izar ve ridadan oluşan iki parça ihram elbisesini giymesi, niyet ve telbiyeden önce koku sürülebilir, sürünmesi de nitekim sünnettir. Bu da sünnetlerdendir. İki rekat namaz kılma, sesli niyet etme, namazlardan sonra telbiye getirme. Telbiye getirmek yine hakeza sünnet demiştik biraz evvel. İhrama haç aylarında girme, yine bu temettü umresi için gireceğimiz ihramın sünnetlerindendir. Tırnağımızı kesmek gibi bu tür hazırlıklarımızı ihrama girmeden önce bunları yapmak sünnettir, hazırlığımızı yapmaktır. Peki ihramlı için yasak olan şeyler nelerdir? Burada şekilde de ifade edildiği gibi bazıları burada ifade edilmiş ama mesela en önemli şeylerden bir tanesi helalken haram vaziyete gelir, yasaklanır. Aynı oruçluya benzer. Hani oruçlunun yemesi içmesi belli bir vakte kadar helal olmasına rağmen oruç zamanında imsakla iftar vaktinde yemesi yasak olur. Su içmek haram mı? Değil. Yemek yemek haram mı? Değil. Ama orucun bu anlamdaki en önemli yasağı budur. Ve bununla oruç oluşur. İşte ihramın da
oluşması için belli yasaklar koyar. Aslında helalken, yani eşiyle cinsel ilişkiye girmesi helalken, artık ihrama girdikten sonra bu haramdır. Şimdi burada genelde böyle bir tedirginlik oluyor karı koca arasında. Ya o zaman hocam biz bütün hac boyunca cinsel ilişki haram mı, yasak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece ihramlı olduğu zaman. Ki ihram da en fazlayı söylüyorum, 15 saat sürer en fazla. Bu genelde 9 ile 12 saat arasında biter en normali. Ve bizim gittiğimiz araç önemli, gittiğimiz yer önemli. Ona göre değişir dediğimiz gibi. Ve umremizin tavafını, sayını yapıp saçımızı tıraş ettikten sonra ihram yasakları kalkar. Ta Arafa gününe kadar, yani Arafat'a çıkmadan önceki tevriye gününe kadar biz zaten tamamen bu anlamda serbestiz. İkinci ihramımızı giydikten sonra, ihrama niyet ettikten sonra yine yasaklar başlar. Ne zamana kadar? Ta ziyaret tavafını yapıp, sa'yı yapıp böylece yapmaktır, şeyden çıkmaktır ihramdan. Sevgili dostlar, güzel insanlar, bizim şehvi duyguları tahrik edici sözleri de, söylemleri de yapmamamız, onu da antiparantez belirtmek isterim. Tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak, vücuttan herhangi bir yerden kıl kopartmak veya kesmek, saçı sakallı veya bıyıkları boyamak gibi dikişli elbise giymek, gördüğünüz gibi, veya kötü incitici sözler söylemek, bunların hepsi yasaktır. Saçlara brillantin veya jöle sürmek, makyaj yapmak, makyaj yapmak deyince yani sanki makyajı başka zaman yapmak caizmiş dışarıya çıkınca gibi anlaşılmasın. Ablalarım bunu bilsinler. Burada da bir sosyal mesaj olarak vermekte fayda var. Her mümin bunu aklının bir kenarına yazsın ve yapmasın. Bir kadın veya bir erkek sadece ve sadece süslenmesi, süslü görünmesi, işte ojeydi veya rujdu, kocası istiyorsa ve ona güzel görünmek istiyorsa ve kocası da öyle görünmesini istiyorsa, kocasına görüneceği zaman yapabilir. Dışarı çıktığı zaman yapmaz. Ne yazık ki bugün kocalarına en kötü elbiselerle görünüyorlar. Dışarı çıkınca da en güzel elbiselerle efendim rujlarını sürüyorlar, kokularını sürüyorlar ve topluma adeta bana bak dercesine böyle bir ikilemde ne yazık ki toplum. Bir müminin bunu yapması mümkün değildir, yapmamalıdır. Bu mesajı da buradan vermiş olalım. İhramlı için yasaklı olan şeylerin en önemlisi erkek için başı ve yüzü örtmek, kadın için yüzü örtmektir. Yani mesela takke takmak ve sarık sarmak sünnettir değil mi? Ama ihramlıya bu yasaktır. Eldiven, çorap, topuklu ayakkabı giymek erkek için yasaktır. Ama kadın için normal giysileri çıkarmazlar. İhram süresince sadece yüzlerini açık tutmaları yeterlidir. Harem denilen bölgenin, Mekke ve çevresinin bitkilerini, ot ve ağaçlarını kesmek, koparmak yasaktır. Başkalarına zarar vermek, kavga etmek, sövmek her halükarda haramdır ama ihramlıya iki kere haramdır. Onun için de mümin zaten kötü söz söylemez, kötü davranışlarda bulunmaz. Buna da dikkat etmeye elinden geldiğince gayret eder. Kolonyalı veya parfümlü mendil kullanmak yasakların ihlali ve ceza gerektirir. Bunların hangisine hangi ceza gerektiğini anlatmak noktasında birazcık bilgi vereceğim ama bunların birçoğunu sizler aklınızda tutamayacaksınız. Neden? Çünkü çok geniş bir mevzu. Fakat yine de bu seminerin herkes tarafından dinleneceği için bilenlerin bilgisi artsın, bilmeyenler de ön bir bilgi edinsin diye yaptığımız için biz az da olsa cezalardan bahsetmek isteriz. Hacın ve umrenin menasikinin biri ihlal, ihmal veya terk edilirse bunlara bir bedel gerektirir. Yani hacı kurtarmak için tabiri caizse tazminatı gerekiyor. Hacın ve umrenin cezaları manasına gelen bu cinayetler nelerdir? Bunların biraz sonra detaylandıracağız ve bu cezalar değişiyor. Bir ceza var ki efendim deve veya sığır cezası veriliyor. Öbüründe koyun keçi, ki buna dem deniyor. Deveye, sığıra, bedene deniyor. Veya efendim sadaka cezası verilebiliyor veya oruç cezası verilebiliyor.
Onun için bu cezaların hangisi hangisine verildiğini birazcık da olsa buradan anlamış olacaksınız. Hacca veya umreye niyet edip ihrama girdikten sonra tıraş olup ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan fiillerin yapılmasına cinayet deniyor. Nitekim ihramlıya vacip olan vazifelerden birinin terki veya geciktirilmesi bir cinayettir mesela. Buna ne gerektirir? Mesela dem gerektiren, küçükbaş hayvan cezası gerektiren nelerdir? Birincisi mikat mahallini ihramsız geçmek. Bu kardeşimiz küçükbaş bir hayvan kesmek zorundadır, vaciptir. Sayın tamamını yahut en az 4 şaftını yapmamak. 4 şaftını yapmak zorunda ama tamamını yapmadıysa zaten kurban cezası diğerine sadaka cezasıyla kurtaracaktır. Biraz sonra anlatacağız. Ziyaret, umre, veda tavaflarında setir avrete riayet etmek. Özellikle hacılarımız Arafat'ta yatarken çok dikkatli olmuyorlar. Onun için de bu konuda evlerinde de olmazsa ihramın alt kısmını giyip nasıl oturup nasıl kalkılacağını erkekler, çünkü etek giymediğimiz için biz hiçbir zaman etek gibi, peştemal gibi olduğu için bu anlamda oturmayı kalkmayı öğrenmemiz lazım. Bakınız ziyaret, umre, veda tavaflarında Allah korusun setir avret noktasında göbekle diz kapağı arası bir yerin açılmasıyla birlikte biz kurban cezasına çarptırılırız. Gören de sadaka cezasına çarptırılır. Bu sefer o da bakınca o da görünce yani isterse gözü takılıveririz. Onun da o da günah kazanmış oluyor. Erkekler gün boyu elbise, çorap, iç çamaşır, topukluları kapalı ayakkabı giyerse onlar da yine dem yani kurban cezasına çarptırılır. 12 saatten sonrası için dem. 12 saatten önce yani eyvah ben iç çamaşırımı çıkartmayı unutmuşum. Genelde bunlar olur. Hatırlatmamıza rağmen birkaç kere hacca umreye gitmesine rağmen bu işi biliyorum diyenleri bile biz orada görüyoruz unutabiliyor. Bu insanlık halidir. Unutulabilir. Biz hoca olarak hatırlatırız ve hatırlattığımız zaman bile aklına gelmeyebilir. Diyelim ki sonra aklına geldi. Bakacak süresine. 12 saati geçmemişse bir sadaka cezası verecek demektir. Ama 12 saati geçerse de gördüğünüz gibi gün boyu olmuş oluyor. Öyle sayılı 12 saatten sonra. O zaman bir kurban kesmek zorunda kalacaktır. İhram yasağını ihlal ettiği için. Hac ve umrelerde hep ihram yasağını anlatırız ama insanlar unutabiliyorlar. Biz bunu ihrama girdikten sonra da bazılarını yine hatırlatırız. Hocalarımız sizlere yine yerindelik ilkesi gereğince anlatmaya devam edeceklerdir. Siz de böylece bir ön bilgi edinmiş oluyorsunuz. Saç sakal gibi bir organın tamamına koku, yağ, jöle veya bir yantin sürmek de bu anlamda bizim bir kurban cezasına çarptırılmamıza sebebiyet verecektir. Sadaka gerektiren cinayetler nelerdir? Bir organın tamamına değil de bir kısmına güzel koku sürmek. Dikişli elbise, çorap gibi şeyleri kısa bir süre, 12 saatten aşağı giymek. Farz veya vacip olmayan tavaflarda, nafile tavaflarda yani setre avrete riayet etmemek, nafile yaptığımız tavaflarda o zaman sadaka cezasıyla kurtulabiliyoruz. Kudüm ki İfrat Hacı'nın bizatihi umresidir. Umresi yoktur onun, tavafı vardır. Kudüm tavaftır. Kudüm veya veda tavafını abdestsiz olarak yapmak yine bu anlamda sadaka cezasına çarptırılır. Tavaf ve sayın dördüncü şaftından sonraki şaftlarını yapmamak, eksik bırakılan her şaft için bir sadaka cezası verilir. Peki büyükbaş, işte asıl en büyük ceza budur ki bedene denilen sığır veya deve cinsinden bir hayvanın kurban edilmesi gerekir. Bu ise en önemli maddesi, bakınız karı koca da olsa cinsel ilişkide bulunmak yasak demiştik ihramda. Ve ihramdan çıkmadan, henüz tıraş olmadan cinsel ilişkide bulunmuş ise o zaman bir bedene kesmek zorundadır. Ziyaret tavafını cünüp yapmışsa yine bir bedene kesmek zorundadır. Sevgili kardeşlerim, ihramlıya günah olan yasaklar rafes, fusuk, cidal, Kur'an'daki ayette de geçtiği şekliyle
cinsel yaklaşma ve ona davet eden her türlü söz ve davranışlar, Allah'ın emir ve yasaklarına itaatten uzaklaşıp günah sayılan fiilleri yapmak, tartışmak, kavga etmek, hakarette bulunmak, kötü söz ve davranışlarda gönül kırmak, huzursuzluk çıkarmak ihramlıya yasak olan şeylerdir. Bir de bu kadar yasak olan şeyleri anlattık. Hocam bir de yasak olmayan hiçbir şey yok mu yani diyeceksiniz. Sanki dediğinizi duyar gibi oluyorum. Vardır efendim. Gölgelenmek için böyle şemsiye kullanmak, ihram örtülerini değiştirmek, kirlenmişse dişlerimizi fırçalamak, misvak da olabilir. Bu normal diş fırçasıyla da olabilir. Kan aldırmak, iğne yaptırmak, yara üzerine sargı bezi sarmak, kırılan tırnağı ve zarar veren kılı koparmak. Gerçi bugünün şartlarında silah taşımak diye bir şeye gerek yok. Çünkü ihtiyaç yok. Eski zamanda eşkıya basabilir kervanı, Allah korusun. Bu anlamda hazırlıklı olmak için silah taşımak da İran'la yasak değil. Bilezik, yüzük, kol saati takmak, kemer takmak, omuzda çanta taşımak, çiçek veya meyve koklamak, yüzü ve başı örtmeden yorgan ve battaniye gibi örtüyle örtünmek, kollarını giymeden paltoyu üzerine atmak, ceketi atabilir. Güzel koku satın alabilir. Bunda da hiçbir sakınca yoktur. Artık ihramımıza girdik. Yani ihram elbisesini giydik. Erkekler olarak belli olan o beyaz elbiseleri, kefenleri giydik. Bayanlar da ihrama girdiğini anlayacak bir elbise diktirmeleri güzel olabilir. Yani mesela eşarbıyla, yine pardüsüsüyle veya çarşafıyla tekliflik yapmasında bir sakınca yok. Aslında onun da faydası da olur. Herkes birbirini tanımış olur. Hacılar aynı hacı elbisesini giymesi güzel olur. Bunda bir sakınca yoktur. Ama erkeklerin tabii ihramları beyaz olmak zorunda. Başka bir renk olamaz. Kadınlarınki ise daha böyle mat bir renk olması tercih edilmelidir. Çünkü kadın belirgin olmamalıdır. Kadın şehveti arttırıcı eylem, söylemlerden uzak durduğu gibi vücudunu belli eden, kendisini belli eden elbiseleri de veya dar elbiseleri de giymemelidir. Zaten bir hacıya da bu yakışmaz. Niyetimizi yaptık. Efendim lebbeyk telbiyemizi getirdik. Yolda da salavatlarımızı, tehlillerimizi hepsini yaptık ve geldik Kabe'ye. Kabe'ye gelince ne yapmamız gerektiğini, hangi duayı okuyacağımızı bir önceki videomuzda anlatmıştık zaten. Ve Allah-u Teala Celle Celaluhu ne buyuruyor Hac Suresi 29. ayet-i kerimede? Beyt-i Atik ki Kabe'yi yani tavaf etsinler diyor. Tavaf çok önemli, en önemli ibadet. Ve gelip Kabe'yi tavaf eder. Kabe'yi tavaf ederken niyeti bellidir. Niyet ettim umre tavafımı yapmaya. Ya Rabbi bunu benim için kolay kıl ve kabul eyle der. Ve yedi şaftla burayı döner. Bu dönüşlerde geçerli olmasının şartı nedir? Tavafın zaten niyeti yapacak. Umre tavafının ihramına girdikten sonra tavafı yapması gerekir. Yani ihrama girmeden olmaz o umre. Bir kardeşimiz otelde ihramı giymiş, direkt gitmiş Kabe'ye, tavaf yapmış, sonra say yapmış. Hocam ben diyor böyle 5 tane umre yaptım. Dedim ki ne yazık ki olmadı. Çünkü mikat mahalline gitmen gerekir. İhramı giydikten sonra orada ihram namazını kılıp niyet edip telbiye getirmen gerekir. Bu tür hataları da yapan kardeşlerimiz oluyor. Neden? Bu da işte bu tür seminerleri kaçırmak, izlememek ve özellikle hocalarımızı dinlememekten kaynaklanıyor. Burada hocalarımızı mutlaka dinleyelim. Onlar bizim rehberlerimiz olacak. Orada bize yol gösterecek, doğru bir şekilde ibadet yapmamızı sağlayanlardır. Onlara yardımcı olmak istiyorsak onların dinleyip onların dediklerini yapmaya gayret etmemiz lazım. Kabe'nin çevresinde ve mescidin içinde yapmak lazım geçerli olması için. En az 4 şaftını da yapmak zorundadır. Tabii tavafı nasıl yapar? İşte bizim şu anda hacımızın bir tanesi yapıyor. Animasyonumuzda görüyorsunuz. Bu her şafta Hacer-i Lesved'in hizasına gelince erkekler kulak memesi hizasına kadar ellerini bu kadar kaldırabilirler. Kadınlar da göğüs hizasında şu vaziyette kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyerek istilam yaparlar. Ellerini böyle yukarıya fazlaca kaldırıp adeta bağırarak da kendilerine bir ibadet uydurmasınlar.
ibadetin aslı böyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmıştır. Her Hacer-ül Esved'in hizasına gelince Bismillahi Allahu Ekber deyip devam etmesi gerekiyor. Peki 7 kere yaptı. Bu tavafın vacipleri nelerdir hocam? Yani bunlar önemli çünkü. Birincisi abdesti yapmak. En önemli şeylerden bir tanesi. Avret mahallinin örtülü olması. İhramımıza dikkat ediyoruz. Onun için de ihramımızı sağlam bağlıyoruz. İhram videosunu inşallah yayınlayacağız. İhramı peştemal gibi bir önceki videomuzda anlattık ama teorik olarak anlattık. Videomuzu yayınlayınca o videomuzda yine bizim Yaşar Hocam YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz Allah nasip ederse. Kesinlikle ve kesinlikle biz hamama gidildiği gibi, hamamdaki peştemal gibi bağlamayı tavsiye ediyoruz ki o fazla bir aksaklık yapmaz. Düşme gibi bir durum söz konusu olmaz. İyi de kemerle bağladıktan sonra Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Onu da ifade etmiş olalım. Bunu yaparsak işte böyle bir avret mahallinin açılması durumu söz konusu olmaz. Örtülü olması vacibini tam yerine getirmiş oluruz. Kabe'yi solumuza alarak tavaf yapmak. Bunu neden böyle yapıyoruz? Bir sonraki videomuzda, dördüncü videomuzda hikmetlerini anlatacağız. Her bir eylemin neden yapıldığını, Kabe'yi neden tavaf ettiğimizi, Kabe'ye neden solumuza aldığımızı. Bakın genelde Müslümanlar her işlerini sağıyla yaparlar, sağla başlarlar, sağ adım atarlar. Niye solumuzu veriyoruz? Bunların da sebeplerini, hikmetlerini, bütün hepsini, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, kurban kesmenin, şeytan taşlamanın hepsini inşallah bir sonraki videomuzda anlatacağız. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Tavafa Hacer-ül Esved'i geçmeden başlamak, hatimin dışında yapmak, yani şu hatimin, zaten burası genelde kapalıdır ama ola ki açıktı, ulan kestirmeden gideyim de şuradan gideyim derseniz o tavafınızın o şaftı geçersiz olur. Mutlaka böyle dolanacaksınız. Yani biraz evvelki animasyonumuzda gördüğünüz gibi hatimin dışından yapılması lazım. Tavafı yürüyerek yapmak. Mümkünse yürüyerek yapmak. Ama yürüyecek mecali olmayanlar elbette arabayla parası verilerek yaptırılabilir. Bu konuda ne yazık ki bazı kardeşlerimiz yürüyebileceği halde yürüyemeyeceğini söyleyerek arabaya biniyorlar. Tabii kendilerini kandırırlar sadece. Yani başkasını kandıramazlar. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Özellikle ilk umremizde yol yordam bilmiyorsak, biz de çok fazla hızlı yürüyemiyorsak ilk umremizi arabayla yaparız ve daha sonrakini tek başımıza yapacağımız için öğreneceğiz hani. Onu o zaman tek başımıza yavaş yavaş yürüyerek yapabiliyorsanız yaparsınız. Ve böylece de kimseye de zulmetmemiş olursunuz. Çünkü siz çok yavaş yaptığınız zaman grup yavaş hareket edecek. Bu da kul hakkına sebebiyet verecektir. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Tavafı 7 şafta tamamlamak vaciptir. Tavaf namazı kılmak da yine vaciptir değerli kardeşlerimiz. Tavaf esnasında abdest bozulursa ne yapacağız? Böyle bir durumda bozulduğu yerde, nerede bozuldu? Burada bozuldu. Hemen o hizada dışarı çıkın. Zaten buralarda dışarı derken metafalanın hemen şu bölgelerinde çeşme vardır. O çeşmelerde abdest alabiliyorsunuz. Zemzem çeşmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Hem de çok güzel oluyor zemzemle abdest almak. Zemzemle sadece taharet yapmak mekruhtur. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Ama eğer tuvalete gitme ihtiyacımız var ise, yani şu metaf alanından, tavaf alanından dışarı çıkacaksak, o zaman diyelim ki Hacer-ül Esved'den istilam ettik, üçüncü şaftımıza başladık, üçüncü şaftı bitirdik, dördüncü şaftımıza başladık. Şöyle geldik, hatimin buralarda bir yerde abdestimiz bozuldu. Tam Altınoluk'un karşısında. Buradan çıktık, tuvalete gittik, geri geldik, buradan başlayamayız bu sefer. Çünkü neden? Çünkü biz dışarı çıktık, geri geleceğiz, dördüncü şaftımızı istilam yaparak Hacer-ül Esved'den başlayacağız. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Tavaf esnasında namaz için kamet getiriliyorsa hemen olduğumuz yerde namazımızı, farzını kılalım ve sonra kalkıp devam edelim. Bu ara bir tüyo da vermiş olayım. Yani özellikle namazdan hemen sonra hızlı bir şekilde hareket edin. Saflar arasında hızlı hareket ederek daha da çok hızlı bir şekilde şafları dönme imkanına
sahip olabilirsiniz. Ama ezan okunduysa, saydaysak, tavaftaysak da mutlaka hemen bulunduğumuz yerde kamet gelir gelmez durmak ve orada namazı kılmak icap eder sevgili kardeşlerim. Tavafın sünnetlerine gelince Rükn-i Yemani'den gelerek Hacer-ül Esved hizasında başlamak, Hacer-ül Esved'i istilam etmek, tavafı Kabe'nin yakınında yapmak, remel yapmak. Remel neydi? İlk üç şafta erkeklerin çalımlı yürümesidir. Onun için de ilk üç şafta bunu yapmak lazım. Beşincisi ızdıba yapmak. Bakınız bir önceki videomuzda da söyledik ya, o kadar hurafe ve bid'atler var ki bazı hocalarımız remelle birlikte ızdıbayı da bitiriyorlar. Hayır, ızdıba sonuna kadar devam eder. Yani yedi şafta da devam eder, sünnettir. Erkeklerin ardından say yapacakları tavaflarda sağ omuzu ve kolu açıkta bırakarak tavaf yapmalarıdır. Onun için de ızdıba sağ omuzu, bakın böyle görüldüğü gibi açık bırakmak sünnettir. Ve bunu 7 şaftın 7'sinde de yaparsınız. Sonra tavaf namazdan önce hemen omuzunuzu kapatacaksınız. Kapatmayı da tavsiye ediyoruz. Zaten terlemişsinizdir. Böylece ihramınız sizin kanınızı, terinizi çekebilsin ve siz de böylece hasta olmayasınız sevgili kardeşlerim. Tavafın sünnetlerine devam edecek olursak şafları peş peşe yapmak. Buna muvalat deniliyor. Tavafta dua etmek. Bu konuda dua kitapçığımız elimizde, dualarımızı okuyabiliriz. Ama hocamız okuyorsa da ona amin diyebiliriz. Ve böylece tavafı huşu ile yapmak, sonrasında zemzem suyu içmek, bak hacılarımız içtiği gibi. Vücutta, elbisede, tavaf alanda necaset bulunmaması da sünnettir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir sünneti daha ifade etmek isteriz. Bu Rükn-i Yemani köşesi, hemen şurası da Hacer-ül Esved'dir. Rükn-i Yemani köşesine gelince de selam vermek müstahaptır. Yani sevaptır. Buraya selam verip elhamdülillah. Selam verdikten sonra şu duayı okumak sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan umrelerde, tavaflarda okunacak dua olarak tek bunu bize sağlam bir şekilde rivayet edilmiştir. Bu da Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar ve adkhilnel cennete ma'al ebrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin duasını işte Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arası yapmak da yine sevgili kardeşlerim sünnettir. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Hacer-ül Esved de budur. Bakınız Rükn-i Yemani burasıydı. Bu arada o duayı okumak. Sevgili kardeşlerim, Ali İmran suresi 96. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan kurulan Kabe'dir. Ve bu Kabe kurulduğu zamanda en son yerleştirilen taş da Hacer-ül Esved'dir. Nitekim Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile yaparken de böyledir. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha peygamberlik gelmeden önce hakemlik olayında da vuku bulduğu üzere Hacer-ül Esved en son yerleştirilmiştir ve Kabe'nin tabiri caizse kamerasıdır. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Tavaf namazına gelince tavaftan sonra kerahat vakti değilse Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılmak vaciptir. Onu da Makam İbrahim'de budur. Bunların hepsini de detaylı anlatan videolar hazırlayacağız inşallah. Yani ne, nerede, nasılı detaylı bir vaziyette yapacağız. İlerleyen haftalarda bunu inşallah göreceksiniz. Allah nasip ederse. Makam İbrahim'e yakın bir yerde kılınması faziletli tabii ki. Peygamberimiz genelde öyle yaparmış. Onu hizasına alırmış kendisini. Fakat böyle bir yerde izdiham oluşturmamak daha önemlidir. Kimseye zulmetmemek de lazım ki bu vaciptir. İzdiham oluşturmamak lazım. Bunun için de biz en uygun boş olan neresiyse Kabe'ye yönelip kılabiliriz. Birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okumak ki bunun ikisine İhlas'a indirilir. Sünnet olduğunu zaten sözümüzün başında, seminerin başında ifade etmiştik. Tavaf namazından sonra dua etmek güzeldir tabii ki. Kabe'ye doğru dua ederiz. Sonra zemzem içeriz. Ve zemzem içerken de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne için içilirse o yararı sağlar buyurmuştur.
Onun için de Allah'ım senden yararlı ilim, bol rızık ve her dert için şifa istiyorum diye dua etmek güzeldir. Akabinde zaten say başlayacaktır. Şimdi bununla alakalı da ufak da olsa bir şey söylemek istiyorum. Hocam ben hep böyle dua ediyorum ama Zemzem bana şifa vermedi. Yani şöyle bir şey bekliyoruz biz. Hokus pokus neyse rahatsızlığı veya sıkıntısı yok olos gibi. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Onun için biz öncelikle inanacağız. Sonra o inancımızın gereklerini de yerine getireceğiz. Yani vücudumuzda haram varsa o haramlara atmadan Zemzem içseniz ne olur? Zemzemle yıkansanız ne olur? Efendim Kabe'den çıkmasanız ne olur? Vücuttan öncelikle bütün toksinleri yani haram toksinleri atmak zorundayız. Örnek olsun diye söylüyorum. Sonra Allah'ın dediği olmalı hayatımızda. Peygamberin dediği olmalı ki bizim de dualarımız kabul olsun. Sevgili dostlar, güzel insanlar, sahaya geçince Rabbimiz Bakara suresi 158. ayet-i kerimede İnne safa vel mervete min şa'airillah ilahiril ayah sadakallahu lazim buyuruyor ki muhakkak ki Safa ve Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterdiği dini şiarlardandır, yani sembollerdendir. Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti her say başlangıcında Hacer-i Esved'e uzaktan istilam eder. Bismillahirrahmanirrahim Allah-u Ekber dedikten sonra İnne safa vel mervete min şa'airillah ayetini okuyarak sayine başlarmış. Bunu da ifade edelim. Say nedir? Çalışma, gayret etme, çabalama, iş, emek, koşma, hızlı ve canlı yürüyüş demektir. Safa'dan başlayıp Merve'den biten toplam 4 gidiş, 3 dönüş saydır. Safa ile başlar, Merve ile biter. Ve saya niyet de şöyledir. Tavafımızı bitirip, tavaf namazımızı kıldıktan sonra zemzemimizi içtik, geliriz. Hacer-i Esved'e doğru döneriz. Ama görmeyiz. Yani önünde engeller de olur, insanlar da olur. Bazen görülmez de. Hacer-i Esved hizası bellidir zaten Safa Tepesi'nde. Ve orada şöyle niyet ederiz. Allah'ım senin rızan için umre tavafımın sayini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle der. Ve böylece ibadetimizin ikinci bölümü olan yani tavafı sayini yaparak ihramlı bir vaziyette sayımızı yapmaya başlarız. Sayın geçerli olmasının şartları nelerdir peki? İhrama girdikten sonra yapmak, geçerli bir tavaftan sonra yapmak, Safa ile Merve arasında yapmak, Safa tepesinde başlayıp Merve tepesinde bitirmek, en az 4 şaftını yapmak. Bu geçerli olmasının en önemli şartıdır sevgili kardeşlerim. Gücü yetenin yürüyerek yapması vaciptir. Aynı tavafta olduğu gibi. 7 şafta tamamlama, umrenin sayini ihramlı yapma, Safa ile Merve'nin tamamını yürümek yine sayin vaciplerindendir. Safa'dan başlayıp Merve'de biten sayı istersen bizim hacımız bir yapsın, biz de izleyelim ve böylece görelim. Şu gördüğünüz yeşil yerde de hervele yapılır, sadece erkekler yapar. Bu tavafta remeli sadece erkekler yapardı. Herveleyi de sadece erkekler yapar. Hacer annemiz burada zaten koşmuş, o telaşı göstermiş. Neden koşulmaz? Onu da inşallah hepsini detaylı bir vaziyette bir sonraki haccın, umrenin hikmetlerini anlatırken anlatacağız Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi 7. şaftını da yaptı ve Merve'de bitirdi. Bundan sonra ne var? Bundan sonra isterseniz bir dua yapabilirsiniz. Her geldiğinizde de Safa'ya mutlaka istilam yaparsınız. Onu da unutmayın. Hacer-i Esved'i görmeseniz bile istilam yapmak orada yine gerekir. Bakınız sayın sünnetlerine bakacak olursak tavaf ve namazdan sonra hemen yapmak sünnettir. Abdestli olmak sünnettir. Mesela tavafta abdestiniz bozulduğu zaman abdest tazelemek zorundasınız. Vacip de orada. Ama sayda sünnettir. İsterseniz yani abdestsiz de devam edilebilir ama en kolay abdeste say bölgesinde alınır. Çünkü sağlı sollu orada çeşmeler vardır. Orada hemen abdestinizi almanız çok kolaydır. Hem sakinleşirsiniz, az dinlenmiş olursunuz, serinlemiş olursunuz. Zemzemle abdest alma zevkini tatmış olursunuz. Necasetten taharet yapmak, Hacer-i Esved'i istilamdan sonra Safa Tepesi'ne yönelme,
Safa ile Merve tepelerinde Kabe'ye yönelerek tekbir, tehlil getirmek ve dualarda elleri havaya kaldırmak, hervele yapmak iki yeşil direk arasında sünnettir erkeklere tabii. Say sırasında tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olma. Ne yazık ki burada insanları görüyoruz. Tavafta da sayda da araba alım satımı yapıyor erkekler, kadınlar çeyiz diziyor, kızlarını anlatıyor, oğullarını anlatıyor, gelin buluyor, efendim dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor. Bunlar yakışık almayan şeylerdir. O zaman biz oraya boşuna gitmişiz. Onun için biz say sırasında da efendim tavaf sırasında da biliyorsak dualarımızı yapalım. Bilmiyorsak elimizdeki kitapçıklardan, dua kitapçıklarından burada da yazan hiç olmazsa güzel dualar var. Kur'an'dan ve Peygamberimizin dilinden güzel dualar var. O duaları durmadan okumaya gayret edelim veya okunuyorsa amin diyelim. Hiçbir şey bilmiyorsak tekbir getirelim, tehlil getirelim. İçimizden geldiğince irticalen dualar edelim ve şafları da peş peşe yapmak yine sayın sünnetlerindendir. Say tamamlandıktan sonra uygun bir yerde saçları dipten tıraş etmek sünnettir erkekler için. Kadınlar için ise 1-2 santim en alt kısmından kesmek yeterlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam saçını kazıtana Allah rahmet eylesin buyurunca sahabe ya Resulallah kısaltana demiştir. Dördüncüsünde kısaltana da Allah rahmet etsin demiştir. Sevgili dostlar, güzel insanlar, bir önceki videomuzda da ifade ettiğimiz gibi saçı kesmek demek başı kesmek demektir. Onun için de saçını kesemeyen adam zaten başını hiç kesemez. Allah yolunda saçımızın kıymeti olmamalı, ehemmiyeti olmamalı. Bu sünneti özellikle ben erkeklerin hepsinin yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü biz eğer saçımızdan vazgeçemiyorsak Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için, o zaman canımızdan, malımızdan, yarımızdan, yaranımızdan nasıl vazgeçebileceğiz? Onu da sizlere bir soru olarak yöneltmiş olayım. Bu bitti ama Merve Tepesi'nde sakın ha sakın tıraş olmayın. Bu erkekler için de kadınlar için de doğru değildir. Oraları kıl yapmayınız. İnsanlara zulmetmeyiniz. Erkeklerin berbere gitmesi güzel bir şeydir. Gider berberde 10-15 riyale tıraşını olur. Ve gelir eşinin tıraşını da kendisi yapar, yani keser. Bu anlamda ihramdan çıkmadan, İhram yasağı bitmeyeceği için ihramdan çıkmanın da alameti saçı tıraş etmektir. Saçı tıraş ettikten sonra ihram yasağı bitmiştir. Artık kokulu sabunla kullanabilirsiniz. Duşunuzu alıp normal elbisenizi giyebilirsiniz. Şimdi artık temettü hacının umresini yapmış olduk. Bu arada umreler yapabilir miyiz? Yapabiliriz demiştik ama kendimizi yormadan, tekrar ediyorum. İmkan var ise, eğer haçtan sonra da kalıyorsak o umrelerimizi haçtan sonraya da bırakabiliriz. Özellikle ve özellikle haçtan sonraya, Hira'ya, Sevr'e çıkmak isteyenler haçtan sonra çıkmalarını tavsiye ederiz. Allah korusun, oraya çıkıp da düşebilirler, kayabilirler, ayakları, kolları kırılabilir, canlarından olabilirler. Böyle bir şeyin haçtan önce olmaması için Arafat'tan dönüp ziyaret tavafı, sa'yı yapıp tamamen ihram yasaklarını kalktıktan sonra ki günlerde yapmak daha iyidir, daha evladır, daha akıllıcadır. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Şimdi gelelim hac takvimine. Hac için sevgili dostlar, ihramı anlattık zaten. Mikat mahallinden önce ihramı giydik. Umremizi yaptık. Peki haçta başka ne var? Haçta Arafat'a çıkma var. Arafat'a çıkacağız. Arafat'a ne zaman çıkacağız? 8 Zilhicce. Biliyorsunuz haç belli günlerde yapılıyor ve belli aylarda yapılan haç deniyor. Ramazan'dan sonra Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bu 3 aya haç ayı deniliyor. Biraz sonra ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi o belli olan haçlar, haçın belli olduğu belli günlerde yapınız diyor. Belli aylarda yapınız. İşte o ay ki Zilhicce'nin 8. günü, terviye günüdür. O gün ihrama girer ve Arafat'a çıkış başlar. Ki otobüslerle, tereddüdiye denilen sistemle, diyelim ki 200 kişilik hacısı varsa bir otobüs verilir ve bir otobüs de en kısa zamanda ve götürmek için yaşlılar, kadınlar oturur, erkekler sanki İstanbul'daki, büyük şehirdeki otobüslerdeki gibi
ana baba günü olur böyle izdihamlı bir vaziyette. Ayakta bir otobüste 50 kişi değil de 100 kişi götürmeye çalışılır. Yani iki seferde 200 kişilik hacı grubunu, kafilesini götürmeye çalışır o gün kafile başkanları ve hocalarımız. Neden? Çünkü herkes o gün ihramlarını giyip Arafat'a çıkacak. Çıkmaya başlayacak. Ne zamana kadar? Ta Arefe günü öğlen namazından önce oraya varmak zorunda. Düşününüz ki yatsı namazından sonra çıkılır, tevriye günü başlanır. Ta öbürsü gün, yani Arefe günü öğlen namazından önceye kadar gidişler devam eder. Onun için de oraya 3 milyon, 4 milyon insanın çıktığını tahayyül ettiğiniz zaman ne kadar büyük bir izdihamın olacağını hesap edebilirsiniz. Aynı İstanbul'da diyelim ki herkes karşıya geçtiği zaman köprüdeki izdihamı tefekkür edersek, bir tane köprü olduğunu düşünürüz ki bunun, ki yol bir tane, öyle bir durumda nasıl bir izdiham olacağını takdir edersiniz. Arafat'ta terviye günü gidildikten sonra o gece orada kalınır, ibadetle geçirilir ve 9. günü Zilhicce'nin, ki Arefe günüdür, işte asıl buluşma günüdür, asıl vakfe günüdür ve Arefe günü sevgili kardeşlerim öğlen namazından sonra yapılır. Nasıl yapılır? Biraz sonra anlatacağız onları. 10. günü, Zilhicce'nin 10. günü bayram gecesi Müzdelife vakfesi yapılır. Ve sonra Akabe cemresine taş atmak Zilhicce'nin 10. günü yapılır o da. Şükür kurbanı kesmek, hedi kurbanı Zilhicce'nin yine 10. günü. Tıraş olmak Zilhicce'nin 10. günü yapılır. Bu da birinci tahallül, yani cinsi münasebet hariç bütün yasaklar kalkar, ihram yasakları, ihramı da çıkartırız. Ama sadece cinsi münasebet yasaktır. Ziyaret tavafı Zilhicce'nin 10-12'sinde, 10-11-12. Günleri yapılır. Ve böylece ikinci tahallülden de, yani ihram yasağı tamamen bitmiş olur. Sonra cemrelere taş atmak ise Zilhicce'nin zaten 10. günü attık 7 tane. Diğerlerinde de 21-21 atacağız. Nereye? 3 cemerata birden, küçük, orta, büyüğe ve böylece 49 tane taş atmış olacağız. İşte hac takvimi böyle değerli dostlar. Şimdi hacın takvimini şöyle önce bir özetlemiş olduk. Şimdi detayına girmiş olalım inşallah. Hacın farzları 3'tür. İhram, vakfe ve tavaf. Şimdi ihram zaten giydik. Onu yapmış oluyoruz. Bu şartı. İki tane de rüknü var. Biri vakfe, biri de tavaf. Sevgili kardeşlerim, hac için ihrama girme çok önemli. Niye? Çünkü bu konu genelde karıştırılır. Acaba nasıl yapacağız? Yani ihrama gireceğiz ama yine namaz kılacak mıyız? Niyet edecek miyiz? Gibi sorular soruluyor bize. Tevriye günü, yani Zilhicce'nin 8. günü gerekli olan hazırlıklar yapılır. İki rekat ihram namazı kılmak zaten sünnettir biliyorsunuz. Kılınır. Hacca niyet edilir. Ne denir? Allah'ım senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle denir. Ve hac için ihrama girdikten sonra yapılacak tabi nafile bir tavafın ardından hacın sa'yı da yapılabilir. Onu da söyleyelim. İhramlısınız. Bu ara Kabe'ye gittiniz. Böyle bir durumda gidip sa'yını yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası da yok. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Niyeti yaptık. Sonra telbiyemizi getirdik. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedik. Ve böylece ihrama girdik. Hacın vaciplerine gelince say yapmak, Müzdelife vakfesi, şeytan taşlamak, saçları tıraş etmek veya kısaltmak, veda tavafı. Bunlar da hacın vacipleridir. Hacın sünnetlerine gelince ifrat hacının kudüm tavafı var demiştik. Sünnettir. Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunması, Arafe gecesi Mina'da geceleme, bayram gecesi Mina'da geceleme, bayram günleri Mina'da kalma, bunlar da hacın sünnetleridir. Şimdi gelelim Arafat'a. Arafat nedir sevgili dostlar, güzel insanlar? Kavuşmanın, yakarışın, bekleyişin, sabrın, idrak edişin ve vazgeçişin kaynağıdır. Tabii Arafat nedir? Hikmetleri nelerdir? Burada neden vakfe yaparız? Şu taş neyin sembolüdür falan? Bunların hepsini Allah nasip ederse bir sonraki seminer videomuzda
anlatacağız hikmetlerini anlatırken. Arafat Mekke'ye 25 kilometre uzaklıkta ova görünümünde bir düz alandır ama genelde herkes orada zannediyor ki koca koca dağ var. Yunus Emre'nin o güzel ilahi de yapılmıştır hani. Arafat dağı da bir yüce dağdır, inanın peygamber ölmedi sağdır ilahisinden yola çıkarak Arafat'ta koca koca bir dağ olduğu düşünülüyor. Halbuki Arafat'ta sadece ve sadece böyle bir tepecik vardır ki buna da Cebel-i Rahme denir. Bunun haricinde bir şey yoktur, düz bir ovadır. Bu ovada Vakfe Arefe günü öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat'ta kalmak farzdır. Akşam namazına kadar kalmak nedir? Onları falan hep anlatacağız inşallah. Bakınız bahsettiğim ayet geldi. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ diye başlayan ki baş tarafını yine seminerimizin başında kullanmıştık. Bakara suresinin 196. ayet-i kerimesinde Rabbimiz net bir şekilde diyor ki hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Bakınız bütün cezalar bile ayette geçiyor. Engellemeden kurtulduğunuz zaman her kim ki hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise 3 gün haçta 7 günde döndüğünüzde ki tam 10 gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Yani afakiler içindir. Bizim gibi uzaktan gelenler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Haccın farziyetinin de ayetidir açıkça. Bu Bakara suresinin 196. ayet-i kerimesi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki El haccu arafat. Ne demek? Hac arafattır diyor. Arafat sınırları içerisinde belli zaman içerisinde kısa bir süre de olsa kalmak diye ifade ediyoruz ama Arafat'ı. Ama Arafat haçmış yani peygamberimizin ifadesiyle böyle. Arafat olmadan haç olmuyor. Bakınız ihram eğer giyilmediği takdirde onun cezasını ödeyerek kurtarabiliyorsunuz haccınızı. Ziyaret tavafını yapmadığınız zaman onun da cezasını ödeyerek yine kurtulabiliyorsunuz. Ama Arafat'a çıkmadığınız zaman yani Arefe günü öğlen namazının vaktinden akşam namazının vaktine kadar en azından bir müddet de olsa kalmadığınız zaman orada haccınız kabul olmadığı gibi, bedene cezası yediğiniz gibi, hac diyelim ki size farz değildi, para biriktirdiniz gittiniz, artık size farz oldu. Farzsa da iade etmeniz gerekiyor zaten haccınız kabul olmadı. Bir sene sonra mı gelirsiniz, 10 sene sonra mı gelirsiniz size hac farz olur. Neden? Çünkü Arafat'a çıkamadığınız için. İsterse ihras olsun, isterse fevat olsun, bunlar fıkhi tabirler. Sizi engelleyenler olsun veya sizin gafletinize binaen, hatanıza binaen çıkamamış olun, hiç fark etmez. İsterse eşkıyalar yolu kessin, kapatsın, sen çıkamadın. Kabul değil, çıkmak zorundasın. Önceden tedbirini alacaktın demek istiyor. Bu anlamda haçta, Arafat'ta, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı çadırında, her tarafa, bütün şirketlerinde her tarafa hoparlör sistemi çekilir. Hocalarımız o gün Arafat'ta öğlen namazından önce Yasin-i Şerifler, efendim hatim dualarını yaparlar. Güzel ilahilerle, terennümlerle böyle hacıyı diri tutmaya gayret ederler. Ve daha sonra öğlen namazı vakti geldiği zaman cemi takdim ile öğlen namazının vaktinde bir ezan, iki kamet ile önce öğlen namazının sünneti, sonra öğlen namazının farzı, sonra ikindi namazının farzı da cem-i takdim olarak önceden kılınır. Bu sünnettir. Sonra da ayakta böyle vakfe yapılır, duruş sergilenir ve burada dua edilir, tövbe istiğfar edilir. İşte zaten burada reddolunmayan an bu dualara gözyaşlarıyla iştirak etmek gerekir. Şimdi Arafat Vakfesi'nin geçerlilik şartlarına geçecek olursak,
nelerdir? Onları da maddeler halinde sıralamak gerekirse değerli dostlar. Hac için ihrama girmiş olmak bir. İkincisi arefe günü zeval vaktinden yani bayramın birinci günü fecr-i sadığa kadar yapma. Mutlaka bu arada yapmak zorundasın. Üçüncüsü vakfeyi Arafat sınırları içinde yapma. Bakınız bu Nemire Mescidi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ünlü veda hutbesini önce Cebel-i Rahmen'in kıble tarafında birinci kısmını verdiği, sonra Nemire'de devam ettiği, sonra Meş'aril Haram'da devam ettiği, hatta Mina'da da o hutbenin ekleri olduğu söylenir. Onun için de birkaç tane veda hutbesi iradı söz konusu olduğu için de veda hutbeleri farklı farklı rivayetler vardır. Mesela rivayetin birinde size bir emanet bıraktım diyor, birinde iki emanet bıraktım diyor bir rivayette, bir rivayette üç emanet bıraktım diyor. Bunların sebebi de dediğimiz gibi farklı yerlerde verip insanların bu anlamda da münadilerden duyduğu şekliyle yakınındaki farklı duyu, az uzaktaki daha farklı duyma söz konusu. İşte bu Nemire Mescidi'nin olduğu yer ki biraz sonra göstereceğiz şu levhaları daha detaylı göreceksiniz. Bilmiyorum ekranda görebiliyor musunuz? Şu sarısı levhalar var. Arafat sınırlarını belirler. Bakınız Nemire Mescidi'nin her tarafı Arafat değildir. Urane Vadisi diye bildiğimiz şurası Urane Vadisi'dir. Burası tamamı Arafat'ın buranın haricindeki Arafat vakfesi yapılabilir. Burada yapılamaz. Burada eğer yapmışsanız vakfeniz geçersiz demektir. Onun için de bu levhalar önemlidir. Ben biraz sonra inşallah hem Arafat sınırının levhasını, Müzdelife, Mina sınırlarının levhalarını sizlere göstereceğim. Burada bulunan işte bu Nemire Mescidi'nin kuzeybatı tarafından bir kısmını da vakfe yerinin dışında kaldığını bilin istedim. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Arafat vakfesinin vacibi nedir peki? Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalmak vaciptir. Bakınız bir miktar kalmak farzdı ama akşam vaktine kadar, akşam ezanının okundu yani artık vakit girdi, o zamana kadar kalmak vaciptir. Akşam namazının vaktine kadar kaldık, ne yaptık? Bolca ibadetimizi arttırmaya çalıştık, dedikodu gıybet etmedik yine. Yani Arafat'a yakışır hal ve hareketler yapmaya elimizden geldiğince dualar, istiğfarlar, tesbihatlar yapmaya gayret ettik. Ki biz mesela Arefe gününden bir gün önce çıktığımız için o gece tesbih namazı kıldırıyoruz. Sabah namazından sonra okuduğumuz hatimin son cüzünü orada okuyup duasını biz yapıyoruz. Yani daha genel program yapılmadan bile bizler birçok programlar yaparak hacılarımızı da bu anlamda yönlendirmeye gayret ediyoruz. Böyle de yapmak lazım. Yani orada ibadetlerimizi arttırıcı şeyler yapmalıyız. Çünkü bir daha Arafat'a çıkmama durumumuz olabilir. Biz kendimizi seviyorsak ve Allah katında değerimizin yükselmesini istiyorsak, günahlarımızın affını istiyorsak bu fırsatı ganimete çevirmemiz lazım aziz dostlar, güzel insanlar. Peki Arafat vakfesinin sünnetleri var mıdır? Elbette vardır. Bunlar nelerdir? Arefe günü güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a hareket etmek. Yani terviye günü Mina'da gecelemek çadırlarda, sonra oradan sabahleyin gitmek sünnettir. Yapılabiliyorsa tabii güzel olur ama bu sünnetleri anlatacağım, bazılarını yapmak zor. O zorları yapmaya kalktığımız zaman özellikle Müzdelife'deki sünnetler izdihama sebebiyet verebiliyor ve zorluklar çekebiliyoruz. Ve hac zaten meşakkatken meşakkat üzeri meşakkat olabilir. Biz bazen bu sünnetleri terk etmek zorunda kalabiliriz. Mesela bu sünneti işleyebiliyorsak, yapabilecek dinç ve enerjideysek yapabiliriz. Gusül ve boy abdesti bunu herkes yapabilir. Arafat'a çıkmadan önce bu guslümüzü yapabiliriz. Ayrıca Arafat meydanında da çadırlar vardır ki artık yeni çadırlar daha yüksek, içi klimalı olmaya başladı. Bu da güzel bir şey çünkü gerçekten çok perişan olunuyordu. Bazen sivrisinekler bazen sıcak perişan ediyordu. Bunun yanında hemen yanında tuvaletler var ve tuvaletlerin içerisinde de duş var.
İsterseniz oradan da duşlar alabilirsiniz. Boy abdesti türü guslünüzü alabilirsiniz. Zeval vaktinden önce Arafat'ta bulunmak sünnettir. Öğle namazdan önce yani. Öğle namazından önce Nemire Mescidinde hutbe okunması yine sünnettir. Oruçlu olmamak. Bak başka zaman oruç tavsiye edilir. Ama Arafat meydanında oruçlu olmayacaksın. Olmamak sünnettir. Vakfe esnasında kıbleye dönmek ve abdestli olmak. Rahmet tepesinin yakın durmak. Ama bu çok zor bir şey olur bugün mesela. Bunu çok zor yaparsınız. Niye? Orada çok büyük bir izdiham var. Zaten fotoğraflarda da bunu görmekteyiz. Cem'i takdim yapacağız demiştik. Öğle ve ikindi namazını cem'i yani birleştirilmesi. Bu sünnettir. Bunu Arafat'ta yaparız. Cem'i takdimden sonra vakfe yapmak ki öyle yapıyoruz zaten o sünneti işliyoruz. Gün boyu Kur'an okuma, tehlil, tekbir, telbiye, dua ve istiğfarda bulunma bunu da yapabiliriz. Ve mutlak şekilde bu sünnetlerin birçoğunu bakınız işleyebiliyoruz. Bahsettiğim levhalar bunlar aziz dostlar, güzel insanlar. Arafat'ın sınırını belli eden bak Arafat starts here diye İngilizce ve Arapça olarak yazmışlar. Arafat'ın rengi bu, Müzdelife'ninki bu, Mina'nınki bu. Bir de bulunduğumuz yerde, ola ki namaz kılacaksınız, özellikle Arafat meydanında bu genelde lazım oluyor. Böyle kıbleyi gösteren, kıble yazar zaten, kıbleyi gösteren levhalar vardır. Bu levhalara da bakarak kıblemizi bulabiliriz. Bakınız aziz dostlar, güzel insanlar, insanlar Arafat'tan sonra Müzdelife'ye, Müzdelife'den sonra Mina'ya giderken böyle sel vaziyetini alıyor. Ve bu sel vaziyeti ne zaman oluyor en çok? Hep sünnetler işleyenlerin oluşturduğu şeydir, izdihamdır. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım sevgili dostlar, güzel insanlar. Peki, Arafat vakfesini yaptık. Akşam mezanının vakti girdi ve ne yaptık? Hemen otobüslerimiz geldi. Otobüslere bindirirler bizi ve bizi nereye götürürler? Doğruca sevgili dostlar, güzel insanlar, bizi Müzdelife'ye götürürler. Müzdelife'de Meş'aril Haram da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi vakfesini yapmıştır. Biz tabi orada yapma imkanına sahip değiliz. Çünkü izdiham oluşuyor takdir edersiniz ki. Müzdelife'nin bir miktarı böyle çadırlı ve klimalı ama diğer kısımları ne yazık ki şu vaziyette koyun ağılını andırır şeklinde tel örgüyle çekilmiş ve orada turnikeler var zaten. Bu vaziyette orada açık alanda beklersiniz. Halılar serilmiştir, savanlar serilmiştir. Orada kalırsınız. Orada kalma süresince ne yapılır biraz sonra anlatacağız. Allah-u Teala Bakara suresi 198. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Rabbinizden hac esnasında bir lütuf elde etmek için çalışırsanız günah işlemiş olmazsınız. Arafat'tan kalabalıklar halinde dalga dalga Meş'aril Haram'a ki burası tepecikmiş zaten, önce tepeymiş zaten. İndiğinizde Meş'aril Haram'a indiğinizde kutsal mahalde, Meş'aril Haram kutsal mahal demek. Allah'ı anın ve onu yolunuzu gerçekten kaybetmişken size doğru yolu gösteren bir ilah olarak anın. Nitekim burada da vakfe yapmak noktasında ayetle sabittir. Müzdelife vakfesini yapmak değerli dostlar vaciptir. Ama Arafat vakfesini yapmak farzdır. Burada bir anekdotu da aktarmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda detayına gireceğiz ama iki cümleyle de olsa şunları söylemek isterim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar yine bu hac ibadeti devam etmiştir. Ettiği için de genelde çokça şeyler değişmemiştir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi değiştirmiştir ki çok önemli bir şey. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra cahiliye Arapları yine bu hac ibadetini devam ediyorlar ama vakfeyi Müzdelife'de yapıyorlar. Yani farz olan şey orada ve zenginler burada yapar, fakirler de Arafat'ta yapar diyorlardı ve fakir olan, asil olmayanları Arafat'a yollarlardı. Orası daha uzak ki o günün şartlarında düşününüz daha zor. Müzdelife'ye kendileri gelirlerdi ve Müzdelife'de kendileri vakfe yaparlardı. Allah Resulü ise haç Arafat'tır diyerek
Arafat farzların farzı ve böylece herkes oraya gelir. Müzdelife'de de vakfe yapılır ama orada vakfe yapmak vaciptir. Hatta kısa bir süre durmak yeterlidir. Hatta hasta olan kardeşlerimiz, yürüyemeyecek derecede olan kardeşlerimizi biz Arafat'ta en son bizi bıraktıktan sonra otobüs alır, onları otele götürür. Müzdelife'nin içerisinden geçer. Teker onun içinden geçtiği için de orada vakfe yapmış sayılır. Çünkü onun içinden geçip gittiği için. Nitekim şeytan taşlama vekaleti verir. Onların şeytan taşlamalarını birileri yapar. Ve böylece onlar otellerine giderler. Ama tabii otele gitmeleri deyince de hemen akşam namazından sonra gitmezler. Yani gece 12'yi bulur, bazen 1'i 2'yi bulabilir. Ama Arafat'ta beklerler. Bir yere gitmezler, beklerler orada. Sevgili dostlar, güzel insanlar, işte bu da bir inkılaptır. Yani Arafat vakfesi herkes için farz kılınmıştır. Mekkeli müşrikler ise Müzdelife vakfesini asil insanlar yapar diye dediği için Allah ve Resulü bunu değiştirmiştir. Bunun da altını çizelim. Nitekim Arafat'ta Adem babamız ve Havva annemizin buluşması, Müzdelife'de de nikahlarının kıyılması, bir başka rivayette de burada da buluşmuş oldukları söylenilir. Arafat vakfesinden sonra Müzdelife vakfesinin geçerlilik şartlarını da anlatmak gerekirse yine ihramlı olmak, Arafat vakfesini yapmış olmak, Müzdelife sınırları içerisinde yapmak, sınır levhaları onun için önemli. Belirli zamanda yapmak ki Hanifiler de böyle, Malikiler de böyle, Şafilerde de böyle. Burada akşam ve yatsı namazları cem-i tehir ile kılınır ki bu da sevgili dostlar, güzel insanlar vaciptir Hanefi mezhebine göre. Nitekim bu konuda çok itirazlar gelir hacılarımızdan. İşte hocam vakit girdi, hemen kılalım. Arafat'tayken daha ya girmiş olabilir ama peygamberimiz kılmamış. Yola revan olmuş ve gelmiş Müzdelife'ye. Müzdelife'de yatsı namazının vaktinde ikisini cem etmiş. Veya Müzdelife'ye gidiyoruz akşam ezan okunur okunmaz gidiyoruz. Daha vakit çıkmamış. Ya hadi hocam kılalım akşam. Hacım bak, her şeyi vaktinde kılmak Allah ve Resulünün tavsiyesi ve emri. Bu anlamda Maun suresinde ne diyor Allah-u Teala? فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ O namaz kılanlara yazıklar olsun ki onlar namazlarında gafildirler, vaktinde kılmazlar. Devamında da riya ederler falan filan. Tamam, vaktinde kılmak lazım. Ama burada da vaktinde kılmamak sünnet. Diğer mezheplere göre, Hanefi mezhebine göre de vacip. Ya kardeş sen niye anlamıyorsun? Anlatıyoruz ama kellim kellim la yapma. Fayda vermiyor. Anlat fayda vermiyor. Şimdiden bunu belirtelim ki orada itiraz etmeyelim. Yani istiyorsanız başka kaynaklardan da mutlaka kontrol edin. Bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Orada itiraz etmeye gerek yok. Yani Allah ve Resulü'nün uygulaması böyle, Resulullah'ın uygulaması böyle. Sen Resulullah'tan daha mı takvalısın veya daha mı dini biliyorsun? Yani dini bize öğretenin yaptığını yapmamak gerçekten abeste iştikal. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Müzdelife vakfesinin tabii sünnetleri de vardır. İşte bu sünnetlerin bazıları çok zordur. Mesela Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek. Geceyi geçirebilirsiniz ama o ağıl gibi dediğim terlerle çevrili olan sadece savan serilmiş gökyüzünün görüldüğü yerde kalmak çok da kolay değil, bu bir. İkincisi, hadi kaldığınız farz edelim, sabahleyin büyük bir izdiham olacak demektir. Yollar izdihamdan yürünemeyecek hale gelecektir. Çünkü daha çok insan o vakitte gidiyor. Onun için de bu sünneti işlemek çok zordur. İkincisi, vakfeyi Kuzeh Dağı üzerindeki, ki artık orası üzerinde değil, orası eritilmiş, Kuzeh Dağı'nın az bir parçası var ama orada Meş'aril Haram'ın civarında yapmak çok zor. Bize ayrılan yer vardır, ona mektep denir. Mesela 2010 haccında biz 21. mektepte kaldık. Oradan başka bir yerde kalmak yasaktır ve oraya da gidip kalmak zorundasınız. Sabah namazını erkence kılmak, kalırsanız tabii şu sünneti işlerseniz, birinci sünneti orada erkence kılmak. Sabah namazından sonra telbiye, tekbir, tehriye, zikir, dua ve istiğfar ile vakfeyi ortalık aydınlanıncaya kadar sürdürmek. Ortalık iyice aydınlandıktan sonra güneş doğmadan Mina'ya hareket etmek sünnettir. Bu sünnetin
Ne yazık ki biz hepsini yapamıyoruz. İstiyoruz ama yapamıyoruz. Yapmak isteyen gruplarımız oluyor. Onları da bir grup olarak orada topluyoruz. Bir hocamızın grubun başında bırakıyoruz. Çünkü herkes böyle yapamaz. Yapması da zor. Bu ancak bu meşakkate razı olanlar, bu sünneti işleyeceğim, ben sevap daha çok alacağım. Allah kabul etsin. Tabii ki alsın. Biz kimsenin sevabında ne gözümüz var ne de engelci oluruz ona. Sevgili dostlar, güzel insanlar, sünnetin terk edilmesinde ceza gerekmez. Ancak sünneti terk eden kimse sünnet sevabından mahrum kalmış olur. Mazereti olanların Müzdelife'den geçerek Mina'ya veya Mekke'ye gitmeleri caizdir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerini ve zayıf kimseleri geceden Mina'ya göndermiştir. Bu bir vakadır. Nitekim mezhep imamlarımızdan da bu konuda fetva çıkartmışlardır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bu fetvayı çıkartmıştır. Gece yarısından sonra, yani 11'i 22-23 gece dönümü oluyor. Sınırı geçebilirsiniz. Biz oradan böylece geçebiliriz ve geçtik de, ve şeytan taşlamadan sonra biz birazcık kapalı alandaydık. Kapalı alan şeytan taşlamaya daha yakın Müzdelife'nin klimalı çadırları. Oradan 1-1,5 kilometre kadar yürüdük. Sonra da otelimiz zaten yine 1 kilometreydi. 2,5 kilometre kadar ancak yürüdük. Yoksa bir de düşününüz ki Müzdelife'nin tam baş tarafındaysanız o açık alanlarda 5-6 kilometre yürüyeceksiniz Mina'ya kadar. Öyle kolay değil yani bu iş. Ve biz biri çeyrek geçe sağlam olanlar, tabii hasta olanlar, ayakları ağrıyanlar, yaşlı olanlar birazcık döküldü yolda. Onu başka bir hocamız arkadan şirket yetkilileri getirdiler. Biz biri çeyrek geçe otelimize girdik. Ben 1.30'da duşumu alıp ihramımı tekrardan giyip yatağıma uzanabilmiştim. Onun için de sevgili dostlar, güzel insanlar, burada kolaylığı tabii ki tercih etmek lazım. Burada maslahat var. Burada bir mümine kolaylık var. Bu kolaylığı uygulamak her müminin de yapması gereken bir şey. Şeytan taşlama için orada Müzdelife'de taş toplamak da sevaptır. Ve bu anlamda orada taşlarımızı da toplayabiliriz. Bakınız, uydu fotoğrafını da gösterelim. Mekke yani Kabe burada. Mina burada, şeytan taşlama bölgesi, Müzdelife burası, Arafat da burası. Şimdi zaten Arafat'a neyle geldik? Otobüste. Arafat'tan Müzdelife'ye yine otobüste geldik. Müzdelife'den Mina, buradan burası 5-6 kilometre. Baştan itibaren. Ama nereye denk düşerseniz, yani bu sizin nasibiniz hakikaten, bunu bilemezsiniz. Mina'dan da oteliniz, sizin oteliniz nerede? Şişe'de mi? Şişe'de ise hemen şeytana yakınsınız. Aziz Yer'in de bir bölümü yakın. Mahbes yakın. Efendim Cin Mescidi tarafı özellikle yine yakın. Buralar birazcık Mesfele, Kabe'ye yakın mesela. Ama diğerleri uzak, yani uzaklaşılıyor. En yakın yer Şişe. Otel Şişe'de ise 1 kilometre, 2 kilometre bilemediniz veya 2,5 kilometre Mina'nın hemen yakın yerlerindeyse böyledir yani. Ama daha uzaklarda, Zahir'de, efendim Aziziye, ta şuraya kadar Aziziye, ta buraya kadar yürüyeceksin demektir. Yani bu nasiple alakalı bir şey. Araba orada pahalanır zaten o günlerde. Yani 10 riyale götürdüğü yere sizden 300 riyal ister. İster. Yani paranız varsa paranıza gücünüz yetebilir, öyle bir durum. Yoksa dinlene gitmek zorundasınız. Kabe'ye de gidecekseniz öyle. Nitekim onu söyledik mi bilmiyorum. Galiba söylemedik. Arafat'a çıkmadan önce otobüs servisleri biter. Ne zaman biter? En az 3-4 gün önce. En az. Ve bayramın 3. günü veya 4. günü servisler başlar. O zamana kadar ya yaya gideceksiniz ya da araba kiralayacaksınız. Nitekim ziyaret tavafını yapmaya, say yapmaya gideceğimiz zaman otobüs kiralanır ve herkes otobüs parasını kendisi verir. Bunun için de aziz dostlar, güzel insanlar, haçtan önce, umreden önce mutlaka yürüyüş yapmak, 5000 metreye kadar çıkmak lazım demiştik ya birinci videomuzda. Bu hac için biz hep diyoruz en az 10.000 metreye çıkmak zorundasınız ve vücudunuzun sıhhatini, afiyetini korumalısınız. Yemenize, içmenize dikkat etmelisiniz
ve gerekirse bazı vitaminler, vitamin haplarını da götürmelisiniz. Çünkü orada enerji lazım sizlere. Onu da antiparantez belirtmiş olalım. Şimdi gelelim şeytan taşlamaya. Yani cemreleri şeytan taşlama. Bakınız bu eski hali cemrelerin. Daha bundan daha önceki halleri de vardı. Onları söylemedik yani getirmedik. Bu sonraki hali. Bakınız gördüğünüz gibi şuralar asansörlü bölgeler. Yürüyemeyenlere bu asansörlerden yukarı çıkarlar. Şu üzeri çadırlı olan yerlerin 3 tanesi büyük, küçük, orta şeytanlardır. Ve böyle aynen gördüğünüz gibi böyle siyahımsı bir duvardır aslında. Bir sütun gibidir. Ve burada şeytan yoktur. Yani bazıları orada şeytan olduğunu zannediyor. Hayır, şeytan içimizde, şeytan evimizde, şeytan aslında huyumuzda, nefsimizde. Biz hacılarımıza diyoruz ki taş topluyorsunuz ama bu taşları her birine bir günahınızı manevi olarak yazın. Bunun için de 49 tane kusurunuzu tespit edin. Ve o 49 tane kusurunuza, günahınızı orada taşlayacağınızı bilin ve o niyetle o taşlamayı yapın. Zaten bu bir sembol. Bu sembolün ne anlama geldiğini inşallah 3. videomuzda, bundan sonraki videomuzda, 4. videomuzda görmüş olacaksınız. Allah nasip ederse Hacın Hikmetleri adlı videomuzda. Sevgili dostlar, güzel insanlar, şeytan taşlama vakti ne zamandır? Bayramın 1. günü Fecr-i Sadık'tan bayramın 2. günü Fecr-i Sadık'a kadar olan sürede Akabe Cemresi, yani büyük şeytan deniliyor buna. 7 taş atılmak zorunda. Şafilerde ise Arefe günü gece yarısından sonra atılabilir buna. Bu bizde bu Şafilerin bu icazetine, bu fetvasından faydalanmış oluyoruz. Zaten orada mezheplerle alakalı da onu da söylemekte fayda görüyorum. Mesela Şafiler abdest konusunda Hanefi'yi taklit ederler. Hanefiler de burada mesela Şafileri taklit eder. Bir başka konuda Hanbeli Şafii'yi taklit eder. Veya Hanefi Hanbeli'yi taklit edebilir. Zaten mezhep din değildir. Mezhep dinin kolaylaştıran kurumlardır. Allah bütün mezhep imamlarımızdan razı olsun. Bizi dinimizi daha rahat, daha kolay, daha alternatifli yaşayabilmemizi sağlıyor. Hangisi aklımıza yatıyorsa, hangisini yapabilmemiz bizim için kolay olduğunu düşünüyorsak, o kolay olduğunu düşündüğümüz fetvayı alıp uygulayabiliriz. Ve nitekim de işte şeytan taşlamada kolaylıklar hangisi ise biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bayramın 2. ve 3. günü de öğleden sonra başlar. Yani bir kere şeytan taşlama hep öğleden sonradır. Öğleden önce atıldıysa mesela diyelim ki bayram gecesi attık. Sonra 2. günü hadi sabah gideyim de atayım 2. günü. Atarsan geçersizdir. Bir daha gitmek zorunda kalırsın. Öğle namazından sonra gideceksin. Ve öbürsü gün yine Fecr-i Sadık'a kadar devam eder. Bayramın 2. ve 3. günü sırasıyla küçük, orta, büyük şeytanlara 7'şer taş atılması sünnettir. Şafilerde vaciptir bu. Bayramın 4. günü de zevalden sonra başlar, güneşin batmasıyla sona erer. Bu sadece Şafiler ve Hanbeliler, özellikle Malikiler yaparlar. Onlar zaten Mina'da kalırlar. Mina'da kalmak da sünnet yani. Orada kalırlar ve devam ederler. İhram yasakları da devam eder. İhramları da üzerlerindedir. İhram kurbanları kesildikten sonra birinci ihramdan çıkarlar. Ziyaret tavafını da yapıp geldikten sonra ihramlarına çıkarlar ama orada kalırlar yani. Onun için de sevgili kardeşlerim, cemreleri taşlama noktasında ilk Müzdelife'den yürüyüp geldiğimizde büyük şeytana taş atarız. Ve şeytana taş atma şekli aynen bu vaziyette. Buradan şeytan zaten 2-3 kattır. Her bir katta atıldığı için de böylece izdiham olmuyor. Eskiden tek atıldığı için çok izdihamlar oluyordu. Bakınız böyle. Şimdi böyle mesela buradan atılıyor, aşağıya iniyor böylece. Şeytana taşlama noktasında da çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Mutlak şekilde önümüzde birileri varsa taş atmamaya gayret edelim. Yakınına gitmeye gayret edelim. Çünkü onlara atabiliriz. Allah korusun hacıya zarar vermiş oluruz ve rahatsız etmiş oluruz. İkincisi de taşımız eğer şuradan aşağı inmemişse, bakın şuraya vurmak önemli değil, buradan aşağı inmesin. Şu aşağı inmesi önemli. Yani atmış oluyoruz o zaman taşı. Bu
oyuktan aşağı indi mi senin taşın atılmış sayılır. Onun için de o taşı düzgün bir şekilde atmak, hem kimseye vurmamak hem de zarar vermeden taşı attığınızdan emin olmak lazım. Gördüğünüz gibi bakınız, şeytan taşlamaya giderken yol bu. Böyle gidiyor, atıyor ve böyle diğer taraftan çıkıyor. Bir giriş var, bir de çıkış var. Şimdi peki şeytan taşlamada geçerlilik şartları nelerdir? Bunları da maddeler halinde sıralamak gerekirse, cemrelerle el ile atılmalı. Atılan şeyin taşlama anlamında olması lazım. Taşların ayrı ayrı atılması lazım. Mesela yedisini birden atarsan olmaz. Zaten şu iki parmağımız, baş parmağımız ve işaret parmağımız arasını alacağız. Nohuttan küçük, mercimekten büyük bir taş seçeceğiz zaten. Bismillahirrahmanirrahim diyerek atıyoruz yani. Bu iki parmağımızdan, öyle pançalayarak falan değil yani. Taşlar cemre kümesinin üzerine veya yakınına düşmelidir. Biraz evvel anlattığımız gibi. Taş atıldığı yere atanın fiili sonucu ulaşmalıdır. Yani başkasına değerek, sekerek gitmemelidir. Buna da dikkat etmeliyiz. Onun için de böyle bir durum olabilir ihtimaliyle 49 taş toplamıyoruz ya 70 taş topluyoruz. Çünkü düşürebiliriz, elimizden düşebilir. Böyle bir tedbiri de önceden alıyoruz. Gücü yetenler taşları bizzat kendileri atmalılardır. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Birinci günü büyük şeytana 7 taş, ikinci günü küçük, orta, büyük 7'şer olmak üzere 7 çarpı 3, 21. Üçüncü günü de 21, bu 49 taşı atarız. Şafii mezhebindeki gibi kardeşlerimiz sünneti işleyip ben Mina'da geceleyeceğim diyenler dördüncü günü de orada bu taşı atabilirler. Onlar 49 değil 70'e tamamlamış olurlar. Peki şeytan taşlamanın sünnetleri nelerdir? Tertibe uymak. Küçük, orta, büyük noktasında gitmek yani. Şafilerde bu vaciptir. İkincisi, Akabe cemresine atılacak taşları Müzdelife'den toplamak. Diğer taşlar herhangi bir yerden toplanabilir. Yani birinci günü atan, o 7 tane taş var ya, onu oradan toplamak sünnet. Mina'ya varır varmaz ilk iş olarak cemreyi taşlamak. Akabe cemresine ilk taşı atmakla birlikte telbiyeye son vermek. Taşları atarken Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür, şeytana ve ona tabi olanlara rağmen bu böyledir diyerek atmak sünnettir. 7 taşı peş peşe sırasıyla atmak sünnettir. Bunun yanında sevgili dostlar, güzel insanlar, küçük ve orta cemrelere taşladıktan sonra uygun bir yerde kıbleye dönerek dua etmek sünnettir. Bak, sadece küçük ve orta. Büyük şeytanı taşladıktan sonra dua yok. Sekizincisi, atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması, ondan büyük olmaması. Atılacak taşların temiz olması. Yani burada şöyle bir şey aklınıza gelmesin, gülümsediğinizi hisseder gibi, hocam şeytan mikrop mu kapacak? Hayır, o değil. Biz, yani taşlar pis olabilir, onu yıkamakta fayda var. Çünkü bilemeyiz taşın başına neler geldiğini. Biz o taşı yıkayarak elimize alıyoruz çünkü. Sonuçta o elimizi biz kullanacağız. Bu konuda tedbir almamız lazım. Taşları yıkamakta fayda vardır. Taşları sağ elin işaret parmağı ve baş parmağın ucuyla tutup atmak yine sünnettir. Taşlama yaparken sağ eli başın hizası geçmeyecek kadar kaldırmak. Yani şöyle hırslı bir vaziyette atmak değildir. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Bayramın birinci günü Akabe, yani büyük cemreye kuşluk vaktine kadar atmak da yine sünnettir. Sevgili kardeşlerim, şeytan taşlamanın mekruhlarını da sıralamak gerekirse, nohut tanesinden büyük taş atmak, terlik, şemsiye ve benzeri bir şeyler atmak. Hocam böyle bir şey olabilir mi diyeceksiniz ama ben görmedim. Bazı hocalarımızın şehadetini anlatmak isterim. Bir tane hacımız şemsiye atmış, bir tanesi efendim terliğini çıkartmış, böyle hırslı bir vaziyette atıyor. Tuttum, ne yapıyorsun hacım? Dur diyor hocam, dur alnının çatından vuracağım şimdi bunu. Bu şeytanın lanenin diyerek adeta felaket bir havaya girdiğini gördüm. Ve ona dedim ki sakin ol hacım, orada şeytan yok. Şeytan bizim içimizde, şeytan bizim evimizde diyerek yolumuzda, iş yerimizde, sağımızda, solumuzda
Biz o şeytanlarımızı atalım, onları hayal edelim. Günahlarımıza, bundan sonra yalan söylemeyeceğim, bundan sonra dedikodu yapmayacağım, bundan sonra faiz alıp vermeyeceğim, bundan sonra anadan üryan gezmeyeceğim, çocuklarımı gezdirmeyeceğim, efendim kadınlar için söylüyorum, makyaj yapmayacağım, sadece kocama güzel görünmek için makyaj yaparım gibi. Ben bütün ne yapıyorsam, günahlarım, kusurlarım, ayıplarım, yanlışlarım varsa o yanlışlarımızı atacağız temsili olarak. Ki şeytan taşlamanın da hikmeti nedir? İnşallah bir sonraki videomuzda bunu anlatacağız. Anlatacaklarımızın arasında o da var. Ama bana ne dedi diyor biliyor musunuz? Hocamızın biri. Hocam dedi diyor, ben 10 yıldır hidayete erdim ve hacca geldim. Şeytan beni hep kandırdı. Ona karşı çok hırslıyım hocam. Ondan dolayı kendimi kaybettim demiş. Adamın bu sözü de hocamızı çok etkilemiş. Elbette biz şeytanın hep dediklerini yapıyoruz. O şeytanın dediklerini yaptığımız, nefsimizle beraber şeytanın dediklerine uyduğumuz o her şeyi belli edip, hatta gerekirse maddeler halinde sıralayıp, bizatihi şeytanımız diyerek, yanlışımız diyerek taşlamak gerekir. Onun için orada taşı büyük atmak, terlik atmak, şemsiye atmak hiçbir şey ifade etmez. Cemre mahallinden taş alıp atmak da mekruhtur. Onun için dedik ya fazladan taş toplayın diye. Belirlenenden fazla sayıda taş atmak da caiz değildir. Yani fazla taş atınca çok sevap kazanmış olmuyoruz. Yani birinci günü 7 taş, ikinci günü 21, üçüncü günü 21 taş. Eğer dördüncü günü de gidip atıyorsan yine bir 21 taş atarsın. Hepsi bu. Olay bu. Fazla atmak marifet değil, doğrusunu yapmak lazım. Taşları cemrelere atmaksızın bırakmak mekruhtur. Temiz olmayan taşları atmak mekruhtur. Çünkü ki bize zarar verebilir o mekruhluğun sebebi. Büyük taş parçalarını kırarak atmak mekruhtur. Cemarat arasında tertibe uymamak da yine mekruhtur. Yani önce küçükten başlayıp ortaya gidip sonra büyüğe gidecekken büyükten başlayıp ortaya küçüğe gidersen bu tertibe uymamaktır. Bu da mekruhtur. Bu da doğru değildir. Şeytan taşlamada cemrelere nohut tanesinden büyük taş, terlik, şemsiye ve benzeri şeyler atmanın yanlış olduğunu söyledik ya. Bakınız böyle taşlardan seçmemiz lazım değerli dostlar. Bu en ideal taş büyüklüğü. İki parmağımızın arasına koyduğumuz zaman Allah'ın izniyle kolayca biz bu taşları atabiliriz. İsterseniz şöyle bir şeytan taşlama izleyelim. Bakınız hacılarımız, gerçekten hacılarımız şeytan taşlıyorlar. Gördüğünüz gibi işte şeytan taşlama böyle. Birbirinize de vurmadan, zarar vermeden bir taraftan vur atıp diğer taraftan çıkmak gerekir sevgili dostlar, güzel insanlar. Hedi kurbanına gelince ki bu kıran hacıyla hangisinde vardı? Temettü hacı, yani şu anda anlattığımız temettü hacında. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hac Suresi 36. ayet-i kerimede bedeneleri, deve ve sığır cinsinde hayvanları sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerinde saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurbanı kesilirken Allah'ın ismini zikredin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber deyin, besmele ile kesin. Yanları üzerine düşünce, kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de onun da doyurun. Vacip kurbanını, yani hedi kurbanını kesmek noktasında Hac suresi 36. ayet-i kerime zaten Rabbimiz ifade ediyor. Bu kurbanın kesilmesi olayı sevgili kardeşlerim, haberi geldiği anda tıraş oluruz. Şimdi burada bir sıkıntı daha oluşuyor. Yani adam haçtayken bile bizi aradıkları oluyor bazı kardeşlerimizin. Tabii bize verdikleri değer bizim sevindiriyor ama kardeşimiz orada şüpheye düşüyor. Ne o şüphe? Oradaki görevli arkadaşlarımız diyorlar ki işte ilk gelen kurban, kesilen kurban benim kurbanımdır diyerek bayram namazından sonra tıraş olup çıkın diyor. Ya ama diyor benim kesildiği kesin değil, ben çıkmam diyor adam. O zaman da işte beni arıyor. Yaşar Hoca'yı arayalım bakayım. Ne diyecek Yaşar Hoca? Biz de söylüyoruz, diyoruz ki burada beklerseniz siz üçüncü gününe kadar ihramda kalmak zorunda kalırsınız. İhramlı kalmak çok zor.
Çünkü ihram yasaklarını anında çiğnersiniz, birçok cezalara da çarptırılırsınız. Burada buna da ruhsat vardır. İlk kesilen kurban benim kurbanımdır diyerek bayram namazından sonra tıraş olarak çıkabiliriz ihramdan. Bu ihramdan çıkmak birinci tahallülden çıkmış oluruz. Birinci tahallül. Yasakların bir kısmı gitti. Ama mesela cinsi münasebet gibi yasaklar kaldı. O ikinci tahallülle birlikte bitecek tam bütün ihram yasakları. O da ziyaret tavafı ve sa'yı yaptıktan sonra. Erkeklerin tıraşını bahsettik. Kazıtmak daha sevap. Kadınlar da 1-2 santim ama bunları hep otelde ve namahremlerin önünde yapmamalıdırlar. Bunu da ifade etmek lazım. Tıraş olma zamanı bayramın birinci günü gece yarısından Şafii ve Hanbeli mezhebi mesela bu konuda ruhsatı var. Hanefi mezhebi de Fecr-i Sadık'tan sonra Akabe Cemresi'nden sonra der. Akabe Cemresi'nden sonra Maliki mezhebi vardır. Bayramın ilk 3 gününde tıraş olmak sünnettir. İmam Muhammed, İmam Yusuf, Şafii, Hanbeli, İmam Azam'a göre böyle ise ama İmam Azam'a göre ise vaciptir. Yani bayramın 3 gününde çıkmak gerekir. Tıraş olma mekanı ise haremde olması vaciptir. Ebu Hanife, İmam Muhammed böyle der. Ki geçerli fetva da budur. Mutlaka haremde olması lazım. Yani harem dışına çıkmaması gerekir. Tıraşı olduk. Artık birinci tahallülden de çıkmış olduk. Ziyaret tavafını yapmamız gerekiyor. Çünkü farzlardan üçüncüsü neydi? Ziyaret tavafıydı. İşte ziyaret tavafı Arafat'ta vakfenin yapılmış olması şartıyla kurbanın da bayramın ilk günü Fecr-i Sadık'ın doğmasıyla başlar. Bayramın ilk 3 günü içerisinde yapılması sünnettir. Aynen umre tavafındaki usullere göre de yapılır. Yani farklı bir şey yok. Ziyaret tavafını ihramsız olarak da yapılması mümkündür. Tavaftan sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır, zemzem içilir ve say alanına geçilir. Yine ihramsız bir vaziyette. Tek yapılan say ziyaret tavafıdır. Ziyaret sayıdır. Öyle diyelim yani. Ve bu tavafı ve sa'yı yaptıktan sonra ki bu tavafı sa'yı şöyle aşağıda yapmak çok zor. Yukarıda yapmayı tavsiye ediyoruz ve az uzun oluyor, az vakit alıyor ama az daha rahat oluyor. Otobüs tutuyoruz kendi paramızla ve gidiyoruz. Orada ziyaret tavafımızı yapıyoruz. Sonra sa'yımızı yapıp böylece ikinci tahallülden de yani bütün yasak, ihram yasaklarından da çıkmış oluyoruz. Haccın sa'yını nasıl yapacağız? Yönümüzü Kabe'ye dönerek yine Kabe'ye dönmüş vaziyetteyken haccın sa'yına niyet edeceğiz. Haccın sa'yına niyeti nasıl yapacağız? Allah'ım senin rızan için haccın sa'yını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle diyeceğiz. Ve yine yeşil ışıkların olduğu bölgede iki yeşil böyle üst tarafta floresan lambalar gibi yapmışlar şimdi. Eskiden direk vardı böyle. Burada hervele yapacak erkekler. Yani orada çalımlı yürüyecek. Merve'ye 4. varışta Kabe'ye doğru dönüp dua ederek böylece bitirecek. Veda tavafına gelince vacip bir tavaftır. Hacın asli vaciplerindendir. Buna sader tavafı da denilir. Burada bir umreye de atıfta bulunmak istiyorum. Ne yazık ki bazı hocalarımız ve bazı hacılarımız umrenin de veda tavafı olduğunu zannediyorlar. Umrenin veda tavafı diye bir vecibesi, sünneti yoktur. Ama insanlar tabii ki bir veda niyetine son bir tavaf yapıyordur. Onun adı veda tavafı değil de vefa tavafı olsun. Efendim özlem tavafı olsun. Buna benzer bir başka bir ad koyabilirsiniz ama veda demeyin ki hactakiyle karıştırılmasın. Veda hacındaki veda tavafı haçta vaciptir. Ki orada bile kolaylık sağlanmıştır. Mekke'den ayrılmadan önce yapılması gerekir ama yapmadı. Son yaptığı tavaf veda tavafı sayılacaktır. Böylece cezadan da kurtulmuş olacaktır. Sevgili dostlar, güzel insanlar, isterseniz şöyle bir Kabe ve Ravza'nın 3D bir animasyonunu beraberce inşallah izleyelim. Evet, Kabe'nin 3 boyutlu animasyonu görüyorsunuz. Burası tamamen
şeydir, Say bölgesi. Evet, Safa Tepesi, öbür taraf Merve Tepesi. Böylece Kabe'yi de böylece bir tanıtmış olalım böyle bir animasyonla. Yani gördüğünüz zaman yabancılık çekmeyesiniz. Oraya gittiğiniz zaman işte böyle olduğunu bilesiniz diye söylüyorum. Evet, tabii buralar daha geniş alanlar da var. Onlar görünmüyor tabii. Sadece biz Kabe'ye odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi işte Makam İbrahim, Hatim, Altınoluğu göreceksiniz biraz sonra. Yani bu açıdan göremedik. Biraz sonraki açıdan görürüz. Evet, Hacer-i Lesved, Hükmü-Yemani bu taraf. Eskiden Zemzem Kuyusu buralardaydı. İçine girilebiliyordu. Tabii şimdi girilemiyor. Evet. Hacıların. Tabii bu eski Kabe. Şimdi 15 metre biliyorsunuz revatlar, Osmanlı revatları geriye alındı. Bu tabii orada yerindelik ilkesine biner. Orada anlatılacak. Bu çok eski bir video. Bu animasyona koymuşlar mesela. Şimdi hac zamanı böyle yapmıyorlar. Daha güzel bir şekilde katlıyorlar. İhrama büründürüyorlar. Güzel bir şekilde katlıyorlar. Bu eski olduğu da buradan, şu katlama usulünden belli zaten. Sevgili kardeşlerim, tabii böyle evet, burası Hacer-i Lesved gördüğünüz gibi. Hazreti Ömer ne demiş bunun için? Ey siyah taş, seni peygamberin öptüğünü ve selamladığını görmeseydim vallahi senin yüzüne bile bakmazdım diyormuş. Kabe'nin kapısı. Evet. Eski fotoğrafları bakın. Bunlar gerçek fotoğraflar. Eski fotoğraflar. Bu en eski fotoğrafı Kabe'nin. Bu da bir kere Kabe'ye su baskını olmuş. Yüzerek tavaf edenler olmuş aziz dostlar. Kabe'ye çok su baskını. Hani yağmur yağmaz yağmaz yağınca da çok dehşet yağmurlar yağar. Ben de birkaç yağmuruna denk geldim orada. Bu da Ravza-i Mutahara. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yeşil kubbenin altında metfundur. Ayşe annemizin evidir burası. Evet. Şurası da Peygamber Efendimizin Eyüp Aleyhisselam'ın evinde kaldığı yerdir. Hemen şöyle köşedin önü, öyle diyelim yani. Gittiğimiz zaman bunları hep anlatıyoruz orada. Ama burada şimdi animasyonu izlerken sizlerle de yine paylaşmak istedim. Evet. Ravza-i Mutahara'nın. Bu Peygamber Efendimizin doğduğu ev. Mekke'de bu. Bu da metfun olduğu yer. Evet. Burası da selamlama yeri. Bunların detaylarını aslında göstermiştik. Peygamber Efendimizin hizasının bulunduğu, Ebu Bekir'in ve Ömer'in hizasının bulunduğu yer. Ve haç böylece biter ve dönüş başlar. Dönüşü otobüste önce havaalanına, sonra bu havaalanı ya Medine'dir ya Mekke'de, Mekke'den Cidde'dir, Cidde havaalanıdır. Otobüslerimize bineriz ve hüzün kaplamıştır. Artık hüzünlü ilahilerle, eşliğiyle ve vedalaşmayla, ki vedalaşmak lazım, helalleşmek lazım ve böylece uçağımızla geri döneriz sevgili dostlar, güzel insanlar. Hacımızın mebrur, amellerimizin makbul, günahlarımızın mağfur olmasını diliyorum. Hac yaparsanız, umre yaparsanız şu kardeşinize de dua etmenizi istirham ederiz. Bizi Facebook'ta Yasar Hocam 23, yine şirketimizin Hatay Faran Tur sayfasından ve bizi de yine bu izlediğiniz kanal olan Yaşar Hocam YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Rabbim hepinizden razı olsun ve razı olduğu ve kabul ettiği haçlar ve umreleri hep beraber yapmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.